İyi akşamlar. Derin Futbol'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve birazdan Rams Park'a gideceğiz. Rams Park'ta biraz bir hareketlilik var. Ne olduğuna dair bazı iddialar var. Yavaş yavaş insanlar haddini aşıyor. Ağspor'un emekçisi Emre, doğru mu? Evet. Ne oldu? Hasan Arat'ın bir şoförü varmış. Tokatlamış. Tekme tokat dövmüş evet. Tekme tokat dövmemiş. Şöyle bir şey yok. Tekme tokat değil. Lambulanslı olduğunu duyduk. Şayet bu olay böyleyse bu gece çok evet, uzun. Evet hocam bir hareket var. Bir gidelim oraya. Bu gece Emircan Kılıççetin. Emircan Kılıççetin orada. Emir beni duyuyor musun? Batu, Mehmet Batuhan Ağar orada. Emircan Kılıççetin orada. Bir gidelim arkadaşlar sesi açalım. Ambulanstaymış. Ağspor'un muhabiri Emre Kaplan kardeşimize geçmiş olsun. Bir iddia var ortada. Söylenen şu iddia diyorum şimdi. Olayı net bilmediğim için. Attığı bazı tweetlerden dolayı diyorlar. Hasan Bey'in, Sayın Başkan'ın şoförünün Emre Kaplan'a tokat attığı söyleniyor. Ve şu anda da ambulansta olduğu söyleniyor arkadaşımızın. Emre Kaplan şu anda ambulansta deniliyor. Ama bu olayın arkasında başka şeyler var mı yok mu bilmiyorum. Geçmiş olsun. Ama her ne sebeple olursa olsun. Medyadan hiçbir arkadaşımıza, hiçbir çalışana, hiçbir emekçiye kimse elini kolunu falan kaldıramaz. Bravo, burası Erten. Patagonya Cumhuriyeti değil. İster başkanın şoförü olun, Patagonya kimin burası. Şoförü olursanız olun, ister siyasetçinin, ister milletvekilinin, ister başbakanın, cumhurbaşkanının. Bravo. Kimseye, sivil vatandaşa, muhabire, gazeteciye kimse dokunamaz, elini kaldıramaz. Böyle bir şey yok. Böyle bir Türkiye yok artık. Bravo, böyle Erten. Bir Türkiye olmamalı. Her şeyi görüyoruz ama yani bunları da yaşamaya başladık. Şiddet stadın olmamalı, orada. Şiddet. Bir görelim bakalım. Şimdi olayı bir öğrenelim önce. Önce bir olayı öğrenelim. Yani sen bizim başkanımıza nasıl öyle saygısızca konuşuyorsun deyip, saygısızca tweetler atıyorsun deyip şoför Emre Kaplan'ı tokatladı. Ya tweet atılıyorsa abi, sen de mahkemeye verirsin. Bu kadar ya. Mahkeme var, hukuk var. Adalet var, yargı var. Yani, evet yani şiddet meşru olamaz. Başka bir şey, şiddet meşru olamaz. Şiddetin hiçbirisi meşru olamaz. Bir gidelim, arkadaşlarımızın sesini açabiliyor muyuz? Orada güvenlik görevlileri var. Ambulansa da yaklaştırmıyorlar medyayı. Ne, enteresan yani. Bizim çocuklar öğrenememiş mi işi? Öğreniyorlar hocam da şu anda oradalar. Bir sesi duyabiliyor muyuz arkadaşlar? Hah, Mehmet Batuhan Ağar orada. Emircan Kılıççetin orada. Burada. Evet, Emir'in Emir'in sesi geliyor yayına arkadaşlar. Emir'in sesi geliyor. İkisi birden oradalar. Bir hemen duyalım sesi. Ne var? Ha, izin bizimkileri de engelliyorlarmış. Kamerayı indiriyorlarmış. Nasıl hocam. Engeller ya? Orası umuma kamerayı çıkmıyor. Nasıl engelliyorlar? Daha başı mı lan burası? Çok hocam, acayip şeyler ya. Yani. Evet hocam. Kardeşim stadın dışındaysa ben kamerayı engelleyecek adamın aklını alırım. Kamerayı tabii. Nasıl engelliyorlar? Kamerayı kapattırmışlar hocam. Kim kapattırıyor kim? Ya ne oluyor böyle? Karışamaz ya. Bana yalan kimse. Bir şey. Hocam şu an orada ortalık karışmış. Ben konuşmak istemiyorum ama tam bir arbede var. Tam Sayın İçişleri Bakanımız anladım. Ben oradaki mi? Çakallar kimse onların aldı. Sayın İçişleri Bakanımız. Basına tecrübemiz var. Stadın dışı, kamuya açık alanda iddia edildiği üzere bir şoför telefonla bağlansınlar. Tabii öğreneceğiz. Bir muhabir dayak yiyor. Gasp darp ediliyor. Ve basının çekim yapmasına izin verilmiyor. Burası İstanbul'un göbeği. Daha öncesi de stat. Stadın içini anlayabilirim. Olan özel yerdir. Stadın dışı. Yol. Yok mu çocuklar? Bir telefon bağlıyorlar hocam. Bağlıyorlar ama orada sıkıntı çıkarıyorlar çocuklara. Anlatıyorlar yani çocuklar neden oradalar. Neden olduğunu, nasıl olduğunu anlatıyorlar. Kameraman arkadaşlarım konuşmayın var. Konuşmayın falan dedi, baskı varmış. Biraz aslında. Sakin olun da öğrenelim, sonra taca çıkmayalım ya yani. Ya sakin olmamıza hiç gerek yok. Hocam ben bugün Allah gündüz denedim biliyor musun çocuklara? Evet. Bak dün gece biz toplantı yaptık her gece. Ne dedim abi? Yayından sonra diyorum ki sabah biz 4'e 5'e kadar toplantı yapıyoruz. Evet. Ertesi günün akışını yapıyoruz. Bakın dedim içimde bir sıkıntı var. Allah. Yarın bu statta bir sıkıntı çıkacak dedim. Bak herkes rejide. Orada olanlar da var. Bir sıkıntı çıkacak dedim statta dedim. Evet. Ne abi de bilmiyorum dedim. İçimde bir sıkıntı var, dikkatli olun dedim. Hiçbir şeye karışmayın dedim. Bak olan oldu. Yani bir garip bir atmosfer, garip bir hava. Başkanlar, yöneticiler. İşin içine bir sürü şeyler giriyor. Stada giremeyenler oluyor. Yani bir sürü şeyler dönüyor. Bir görmek lazım. Bir Serkan'cığım bana bir bilgi verir misiniz? Tamam telefonla bağlayın o zaman Serkan.
Nasıl ya? Ne olmuş? Bir ya şu anda görüntüyü veriyoruz. Bir arkadaşlar bir bağlansınlar. Nasıl görüntü verdirmiyorlar? Allah Allah. Tam bir kaldırsın kamerayı, o tarafları göstersin kardeşim. Hiç bir saniye bir şey söyleyeceğim. Eren ve Ömer Kılıç Çetin. Kaldırın kamerayı kardeşim, kaldırın gösterin. Hiç kimse kesemez öyle görüntüyü falan. Kaldır kamerayı. Bravo, kaldır, Ertem. Kaldır kamerayı. Kaldırsın kamerayı, söyleyin. Burası kamyon mamyon var. Oğlum, bir dakika. Orası yol değil mi? Hocam yok yok, stadın orası. Tamam ama yol, stadın içi değil. Bir... Stadın orası. Hocam bu, bir de olay ne? Tokat diyorsun da tokat, bir tane tokat yiyen adamı ambulansa koyarlar mı? Bir şey yok hani. Daha ağır şeyler var bence. Değil mi hocam? Yani birini, bir tokattan bir şey olmaz tokat, demeyelim de. Hani hayır, şey için demiyorum. Hani acaba şu anda canlı yayındayız Ömer. Kamerayı hiçbir zaman indirmiyorsunuz. Hani açın her yeri gösterin tekme kardeşim. Tekme tokat dövdüler mi diyorum. Bir tamam mı? Her yeri gösterin. Öyle indir dediklerinde indirmeyeceksiniz. Kapatmayacaksınız kamerayı falan. Eren'e de söyle. Görüntüyü kapatmayacaksınız dedim. Şimdi kameraman arkadaşım Ömer'den ricada ama bulundum. Ama çocuklara da saldırmasınlar. Ya kim şey saldıracak? Öyle bir şey yok. Ama saldırıyor. Evet, şu anda Mehmet Batuhan Ağar. Batu evet. Beni duyabiliyor mu? Buradan bu yine 3 santimetre koltuğu yok, zorluyorlar. Bak kameraları zorluyorlar. Resmen kameraları ittiriyorlar, kaktırıyorlar hocam. Böyle kapatın kameraları diyorlar. Güvenlik, oradaki güvenlik, kapatın kameraları diyorlarmış. Aa, ama suç bu. Suç mu değil mi Ertem? Kafasına göre kapat. Ben anlamadım. Yani şuna bak. Inter Juventus derbisi vardı. Inter Juventus derbisi. Paris Saint Germain Marsilya deplasmanındaydı. Inter kardeşim bırak Inter'i. Hocam hayır, şunu söylüyorum. 4 tane derbi vardı. Dünyanın neresinde gördün böyle rezillik? Onu anlatıyorum ne sana. Ne olduğunu bir öğrenelim. Bak Batuhan orada. Heh. Duyuyor musun Batu? Batu beni duyuyor musun? Batu anlatsın. Anlat. Anlat Batu. Anlatsana bize hakikaten. Akşamlar Ertem Şener, ha. Rams Park'tayız şu anda. Evet. Burada Hasan Arat'ın şoförü, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförünün Galatasaray muhabiri Emre Kaplan'ı yumrukladığı iddia ediliyor. Görenler oldu. Emre abinin, Emre Kaplan'ın suratından yarıklar geldiği görüldü. O anları biz çekemedik çünkü Mixon'daydık. Futbolcu çıkışlarını çekiyorduk. Ortalık karıştı. Kanrevan haline döndü burası. Ambulans geldi. Bütün basın mensupları bir anda buraya koştu ve şu an Emre Kaplan hastaneye götürülüyor Ertem Şener. Şimdi Batu beni duyabiliyor musun? Batu beni duymuyor. Tam bir göstersin etrafı. Batu beni duymuyor. Emre Kaplan'ın yüzünde yarık var diye anladım ben. Yüzünde hani, yarık. Kaşı açılmış olabilir. Hocam burnu da yarı hocam. Dudağı patlamış, o burnu kırılmış olabilir. Tabii burnu kırılır, burnu yarılır hocam. Nitelikli yaralama tutuklama gerektirir. Doğru. Böyle bir iddia var, tekrar söylüyorum. Sayın Hasan Arat'ın şoförü muhabire saldırıyor. Muhabir arkadaş Emre Kaplan, tecrübeli bir muhabir. Galatasaray muhabiri, meslektaşımız, arkadaşımıza saldırıyor. Sebebini, gerekçesini bilmeyerekten de şimdi söylüyorum. Şartlar ne olursa olsun bu meşrulaştırılamaz. Yok şöyle dedi, yok böyle dedi, bilmem ne falan filan. Bu olmaz. Çok geçmiş olsun Emre'ye. Görüntüler orada. Şu anda bütün herkes, yani kulüp yöneticileri bile, herkes her şeyi bırakmış oradalar şu anda. Herkes orada. Bir Batu bizi duyabilecek mi? Oyuncular çıktı mı? Beşiktaş kafilesi stat'tan çıktı mı? Beşiktaş kafilesi çıktı mı arkadaşlar? Stat'tan çıktı mı? Çıkmıştır canım. Bir şey çıkmış. Olmadı maçta, bir şey olmadı. Maçta bir şey olmadı değil mi? Maçın sonunda bir şey yok. Olmadı ya. Yok. Yani yok. Sadece şimdi aldığım ciddi bilgi, İstanbul Sayın Başsavcısı da maçtaydı. Durumdan haberi var. Var mı? Evet, var. Nedir durum? Beni duyabiliyor mu arkadaşlar? Sayın Başsavcım, olaya muttali oldunuz. Lütfen. Eray Bey hocam mi? Bana da bir üst düzey emniyetçiden şöyle bir mesaj geldi. Geçmiş. Hasan Arat'ın şoförü mü, koruması mı net olmayan bir kişi Ertemciğim. Evet. Yeniden söylüyorum, üst düzey Emir emniyetçi. Beni duyabiliyor musunuz? Hasan Emir. Arat'ın şoförü mü, koruması mı net olmayan biri Emre Kaplan'a. Duyabiliyorum şu anda. Sen kimsin lan koskoca Beşiktaş Başkanı hakkında tweet atıyorsun diyerek sorgusuz sualsiz direkt burnuna yumruk atmış. Burnundan kan akmış, olayı takipte izliyor. Tamam. Emir, şu etrafı bir gösterin. Neler olduğunu bir anlat bize. Emir Kılıç Çetin orada, Emircan Kılıç Çetin. Anlatıver. Eren, şu kalabalığı, etrafı bir çeksen. Burada ne oldu? Maç bitti. Maçtan sonra ikinci başkan Hüseyin Yücel ve Feyyaz Uçar geldi, açıklamalarda bulundu. Ardından buradan ayrılırlarken
Aspor muhabiri Emre Kaplan ve Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Günler, Hasan Arat'ın şoförü buradan ayrılırken kendisine yumruk atıyor. Ardından buradan küfürler eşliğinde küfrederek ayrıldı Hasan Arat'ın şoförü. Ondan sonra Emre Kaplan'ı ambulansa aldılar. Emre Kaplan ambulansla ilk tedavisi yapıldı ve ardından buradan ambulansla hastaneye doğru götürüldü. Bir şey söyleyeceğim. Sayın Hasan Arat'ın yanında mı vuruyor? Hayır. Hasan Arat burada yoktu. İkinci başkan Hüseyin Yücel burada arabaya bindi. Arabaya bindikten sonra da Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Günler burada yumruk attı kalabalığın içerisinde. Ardından yumruk attıktan sonra o da arabaya bindi ve hiçbir şey olmamış gibi küfürler eşliğinde buradan ayrıldı. Hüseyin Bey'in arabasını Sezgin mi kullanıyordu? Hayır. Hangi arabaya bindi peki? Hüseyin Yücel'in arabasıyla gitti burada. Hüseyin Bey gördü ama değil mi? Hüseyin Yücel Bey gördü bunu, öyle mi? Hüseyin Bey görmedi. Hüseyin Bey arabaya bindikten sonra burada kargaşa oldu. Anladım. Peki orada kimse durdurmadı mı arabayı bu olayı görünce? Ne oluyor falan diye. Emniyet güçleri falan durdurmadılar mı? Yani aslında şöyle, burada bütün basın mensupları... Bütün basın mensupları olarak burada bu yapılan olayın yanlış olduğunu ve arabanın durdurulması gerektiğini hep birlikte söyledik ama kimse böyle bir girişimde bulunmadı. Araba buradan ayrıldı. Araba buradan ayrıldıktan sonra da defalarca niçin rahat bir şekilde buradan arabanın çıkıp gittiğini sorduk, sorguladık. Ama herhangi bir şekilde bu soruya bir cevap alınmadı. Sadece en son olarak burada söylenen, böyle bir şey varsa, böyle bir şey yaşandıysa zaten... o kişi alınacak. Kimse merak etmesin. Müsaade misiniz? Resmi bilgi geliyor. Emir resmi bir saniye. Resmi bilgi geldi Ahmet Hoca'ya. Bir Sezgin denen adam Hüseyin Yücel'in arabasıyla birlikte çocuğa darbe ettikten sonra kaçıyorlar. Hüseyin Yücel'de olayı biliyor. Evet. Kaçıyorlar şu anda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Sezgin denen o mahluk hakkında gözaltı kararı var. Evet. Gözaltı kararı. Soy ismi neydi Sezgin'in? Ben bilmiyorum soy ismi. Sezgin'in soy ismi neydi? Sezgin Günler. Günler. Koruması mı şoförü mü? Niğde'nin neysiyle çok önemli kim oldu? Sezgin bireyselliği önemlidir. Evet. Sezgin Günler ve hakkında ahlaksızlık şu. Gözaltı kararı çıktı hocam. Ahlaksızlık evet, şu. Hakkında yakalama niteliğinde. Ahlaksızlık şu. Bu dayak yiyen, darp vuran, ağzı burnu kırılan çocuğun attığı tweet'i okuyorum. Emre Kaplan'ın. Geçmiş olsun Hasan Arat virgül. Geçmiş olsun Hüseyin Yücel nokta. Acil şifalar dilerim. Eğer Türkiye'de şöyle bir tweetten dolayı dayak insanların ağzını burnunu kıracak bir zihniyete Türkiye Cumhuriyeti Devleti merak etmiyor. Kanunlar nezdinde aklınızı alacaktır. Kim olursanız olun. Çünkü burada nitelikli bir yaralama var. Tokat basit yaralamadır. Kırık varsa evet buyurun bu. Aynen şöyle olmuş, yeniden söylüyorum. Bana da hocam gibi atan üst düzey bir emniyetçi bizim. Sen kimsin lan, koskoca Beşiktaş başkanı hakkında tweet atıyorsun. Yeniden söylüyorum, rapordan okuyorum. Sen kimsin lan, koskoca Beşiktaş başkanı hakkında tweet atıyorsun diyerek sorgusuz sualsiz Emre Kaplan isimli gazeteci kardeşimizin burnuna yumruk atmış ve Emre'nin de burnundan epey ciddi oranda kan akmış. Muhabir arkadaşlar oradalar şu anda. Gazeteci arkadaşlarımız. Yaralıdır da. Nedir Hasan orada? Hasan Arat'ın koruması tutuklanıyor. Hatta orada şu anda Beşiktaş ve Galatasaraylı... Rasim, bir saniye. Beşiktaş ve Galatasaraylı burada, muhabir arkadaşları görüyorum. Beraberler. Burada şu anda Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan da burada. O da şu anda olayı takip ediyor sevgili Ertapşan. Bir Eray Bey'e bir mikrofonu uzatalım. Evet Eray Ricada Bey. Bu arada Hüseyin Yücel, sen nasıl eğitimcisin ayrıca kardeşim? Bir dakika dur, Hüseyin'den mesaj geldi. Ne? Benim arabamla falan gelmedi diyor. Olayı gördü mü o? İşte yok, bilmiyorum. Eğitimci değil mi Bahçeşehir? Peki böyle bir olay olmuş mu? Benim arabamla gelmedi. Tamam, olmadıysa problem yok o zaman. Benim arabamla gelmedi. Hüseyin Yücel de şu an Sinan Engin'e mesaj attı. Ha. Emir. Emir beni duymuyor musun? Gelmedi o adam diyor. Hüseyin, evet, Hüseyin Bey diyor ki Hüseyin Bey şimdi Sinan abiye mesaj attı. Benim arabamla gelmedi diye. Siz diyorsunuz aynen. Ki Hüseyin Bey'in arabasına bindi. Burada
Hüseyin Bey'in arabasına binip giderken gördük. Ama ben şimdi durumu tekrardan burada netleştireceğim Ertem Şener. Yok bir adam niye yalan? Adam Hüseyin Yücel eğitimci yapmaması gerekir. Ya ben inanıyorum abi. Yani. Hüseyin Bey'e inanmak istemiyorum. Zaten bir şey yapmamış. Şimdi Batu kimle konuşacak? Adamı da oturuyordur adam. Batu kimle konuşacak? Batu. Arabaya gitmiştir adam belki de. Ertem abi. Ertem abi iyi akşamlar. İyi akşamlar Batu. Olayı en net gören gazeteci arkadaşımıza mikrofonu uzatmak istiyorum. Tamam güzel. Ne yaşandı? Kim? Arkadaşımız kim? Hangi ismi ne? Feyyaz Uçar basın toplantısına geldiği zaman. Abi çok özür diliyorum. Sports Dijital'den Yiğit arkadaşımız. Tamam Yiğit'e evet, selamlar. Polis mi? Yiğit'i dinleyelim. Yok Sports Dijital'den Yiğit. Ben spor şubeden aradım özür dilerim. Merhabalar. Feyyaz Uçar'la ondan sonra Hüseyin Uçar basın toplantısına gelirken zaten arkamda hem yönetici arkadaşlar hem de korumaları ya da onların hani danışmanları vesaire oluyor. Zaten oraya doğru gelirken küfür edeye de geliyorlardı. Ondan sonra da galiba Emre'ye bir bakış attılar. Bakış attıktan sonra da hani nerede o, kim o gibisinden sorular sormaya başladılar. Tweetinden dolayı diye düşünüyorum. Çünkü çıkarken Emre Kaplan basın toplantısından yani basın açıklamasından o tweet'i atmayacaklar. Yani Beşiktaş Başkanı'na o tweet'i atmayacaklar gibisinden bir cümle geldi. Ondan sonra da olay yaşandı zaten. Ben buradan Emre Kaplan'a geçmiş olsun diyorum. Bu olay böyle yaşandı tam olarak. Nasıl vurmuşlar? Nasıl vurdular yani, Batu? Nasıl vurdular? Yani yumruğu falan gördü mü Yiğit kardeşim? Nasıl vurdular? Yumruk mu? Tokat mı? Yani benim gördüğüm yumruk şeklindeydi. Yumruk vurduktan sonra zaten burnunun yanından doğru kanlar akmaya başladı. Yani, tokat da olmaz. Olay böyle gerçekleşti. Olur mu o tamam kanama. Kırık. Peki Emre karşılık verebildi mi çocuk yani? Karşılık evet, verebildi mi çocuk? Yığılmış yere. Korkmuştur hocam da şey. Emre abi herhangi bir karşılık verebildi mi? Yok herhangi bir karşılık veremedi zaten. Ya, o da olayın şokundaydı diye yere düşünüyorum. Düştü peki? Yok yere düşmedi. Olayın şokundaydı, ayaktaydı. Zaten hemen sonrasında böyle 1-2 dakika sonra o da güvenlik güçlerine gitti. Yani durum belirtmek için sonra da zaten ambulans işte aldılar. Gören yöneticiler var mıydı peki Batu? Gören yöneticiler var mıydı? O esnada Beşiktaş'tan herhangi bir yönetici gördü mü bu olayı? Evet. Yani onu tam net olarak görmedim olayın şokuyla ben de. Onun hakkında bir şey söylesem yalan söylerim. Efendim Sinan abi. Dönelim maça dönelim. Döneceğim Sinan abiciğim. Bir haber gelirse, bir görüntü gelirse veririm. Bağlanalım. Teşekkür ederim Batu. Teşekkür ederim. Abi görüntülerle ilgili şöyle bir şey söyleyebilir miyim son not? Evet. Evet. Biraz önce emniyet mensubu abilerimiz de gelip ya sizde görüntü var mı diye bize sordu. Bu alt bilgiyi de geçeyim abi. Tamam. Çok geçmiş olsun Emre Kaplan'a. Emre Kaplan'a çok geçmiş olsun. Size de kolay gelsin. Oradan görüntüleri vermeye devam edeceğiz. Evet şu anda benim sevgili arkadaşım Fatih'ten mesaj geldi. Şu an durumu iyi. Çok şükür Emre'nin hastanede kontrol altında şu anda diye bilgi geldi. Bayağı kan akmış yani. Çocuk çok kan kaybetmiş. Yani kasıtlı. Şimdi bakın arkadaşlar ambulansın içine çocuğa sağlık elemanı tampon yapıyor. Hocam Mike Tyson. Burada bir parçalanma var. Dinle. Mike Tyson. Muhtemelen burun kırığı. Burun kırığında çok kan akar. Evet, burun kırığı nasıl tespit edilir? Röntgenle tespit edilir. Çıtır çıtır yapar. Nitelikli yaralamadır. Mutlak tutuklanır. Bu kadar basit. Gece tutuklanır. Yarın tutuklanır. Emre'ye geçmiş olsun. Herhangi bir gelişmede tekrar oraya döneceğiz. Görüntü kalsın. Ben maça döneceğim şimdilik yani tekrar maça döneceğim ama herhangi bir durumda oradan bilgileri almaya devam edeceğiz. Vay. Sinan abi mesela Hasan Arat diye mesaj atmıyor, benim şoförüm böyle bir şey yapmaz ya da yaptı, ben onu teslim hocam, ediyorum. Hasan seyretmiyordur ki bilmiyorum. Neyi seyretmiyordur? Bizim programı mı seyretmiyor? Abi programı bırak yumruğu attıktan sonra Hasan abi Arat'a hemen haber gitmiştir hocam. Senin şoför gazeteci dövdü. Hocam, şey Hasan Arat der ki benim şoförüm birini dövse şoförümü kullandığından tutuklar karakola ben Hasan götürürüm. Hasan Bey maçta değil. Hasan Bey maçta değil. Takip ediyordur. Ha şoförünün orada ne işi varmış? Hocam şoförün de koruması galiba, koruması. Ya bilmiyorum nesi işi. Sivil koruma ama. Şoförü yanında yani. Şoförü mü sen bilirsin. Çizgi mi şoför mü? Ha. Şimdi maça dönelim. Çok geçmiş olsun kardeşim. Çok geçmiş olsun. Ya bir de bir şey diyeceğim. Bak bir şoför de ya kardeşim bu kraldan çok kralcılık. Hasan Arat bir kere hani böyle kaba saba mafyamatik bir adam değil. Kibar, nazik, düzgün bir adam. Hani bazı adamlar da kaba saba önüne geleni dövmeye kalkar. Hani böyle öküz dediğimiz insan tipi. Hasan Arat öyle değil. Abi sen şoför olarak korumu ya da nesi o nesiysen sen niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Hasan Arat hakikaten kibar bir adam. Mafyoso değil.
böyle it kopuk bir adam değil, terbiyeli, İstanbul beyefendisi bir adam. Nasıl gider de çok son derecede normal bir tweet için adamın öyle bir yumruk atmış ki şakır şakır karamış ya Emre'nin suratı. Ama sevgili kardeşim, şey burada da Hasan Arat'ın hakkını yemeyelim. Hasan Arat'ın suçun bireyselliği. Tabii şahsi. Hasan Arat'ın şoförünün attığı yumruktan Hasan Arat ne maddi ne manevi olarak sorumlu değildir. Değil tabii ama işte şimdi, üzücü olacak. Şimdi bu konu çok çok uzar gider. Evet. Hani bu toplum psikolojik, sosyolojik, bu toplumda neler oluyor, nelere kızılıyor, nelere tepkiler, şiddet tamam gösteriliyor. Bu uzar gider, onun için biz derbiye geçelim. Geçtik. Biz valla derbiye geçelim yoksa... Şimdi tabii... Bu çok uzun bir mevzu olur yani. Evet. Konuşmak bunun üstüne geçmiş çok olsun. Olur. Geçmiş olsun. Emre kardeşimize geçmiş olsun. Emre Kaplan'a geçmiş olsun. Bilgi geldiğinde size vereceğiz. Ben Hasan Başkan'a tek şey rica ediyorum. Şoförünün derhal adalete teslim olmasını rica etsin. Çünkü şu an kaçıyor. Bir saniye. Polis Hüseyin Yücel'i bağlasanız abicim. Hüseyin Bey'i bağlayın arkadaşlar. Hüseyin Yücel'i bağlayalım. Bağlayın sonra. Şimdi öyle bir durum oldu ki Sayın Hüseyin Yücel bu işi yapan adamı arabasını atıp kaçırtmış gibi oldu. Gibi, öyle bir, evet, bakalım öyle mi öyle değil diyor. Muhtemelen öyle değilmiş. Seni atmış. Dur bakayım. Bağlansın abi. Hem Hüseyin Yücel'i bağlayalım. Sayın Hüseyin Yücel'i bir bağlayalım yayınımıza. Bağlansın. Arayın bağlayın arkadaşlar. Bağlıyor musunuz arkadaşlar? Evet. Tamam, arıyorlar şu anda. Hüseyin Bey'i arıyorlar. Arkadaşlar Beşiktaş'ın 2-1'lik mağlubiyeti, Beşiktaş'ın 2-1'lik yenilgisi. Sonrasında yaşananlar, yaşanan tatsız olaylar. Sevgili seyirciler, Rams Park'ta ve muhabir arkadaşlar şu anda orada. Hüseyin Bey'in ve Feyyaz Uçar'ın açıklamaları vardı. Onları da tabii ki ekranlarınıza getireceğiz. Beşiktaş hakeme son derece tepkili. Son derece tepki sadece hakeme, sadece yöneticiler değil. Jetson Fernandez, Giovanni Van Bronckhorst ve çocuklar, kaleci Ersin. Kaleci Ersin. Zaten o saatte bugün bir şey oldu. Bizim Dinçer Azapan'ın da şeyi, yanında görevli arkadaşa evet ağır küfürler var, darp var. Orada bir herif varmış. Bunda yapma bu, tabii. Ya. Tabii bir şey var orada. Evet. Bizim emekçilere çok ağır laflar etmiş. Oranın koruma müdürü. Buralara bedava geliyorsunuz, giriyorsunuz. Köpekler filan demiş. Aynen. Dinçer Azapan'ın bizim şeylerine korumalarına. Evet. Bir hazır mıyız arkadaşlar? Hüseyin Bey bağlanacak. Hayır, telefonu yok. Telefonunu atıyorum. Onu bir şey yapalım biz sevgili arkadaşlar. Yok. Atıyorum çocuklara. Telefonu atıyor arkadaşlarımıza Sinan abi. Şimdi arkadaşlar tamam, Emre Kaplan güzel, iyi güzel, geçmiş olsun. Allah şifa versin, iyileşir. Peki bu Arda kardeşleri nasıl iyileştireceğiz biz? Ay. Bu Arda yaparsın. Kardeşler nasıl iyileşecek ha? Hiç oraya kimse gelmiyor. Ertem sen de daldın oraya olaylara falan filan. Daldım maça tabii Sinan abi. Hiç ya. Adamın cinayet maça işleniyor neredeyse. Ne cinayeti ya? Ya orada çocuğun ağzını burnunu kırmışlar ya, Sinan abi. Çıkıp bir tane spor işlemiyor. Konuyu biz işledik yarım saattir ya. Yapmayın. Hüseyin Yücel bağlansın dinleyelim. Geçmiş olsun kardeşimize deriz. Bir ama Sinan'ım. Allah geçmiş. Birimiz Allah hepimiz ya. İçin Sinan. Hepimiz yapmayın. Birimiz için. Ya hocam. A spor değil B spor da olsa bir muhabire vuran adam. İyi güzel de olayda bir görüntü yok, bir şey yok. Olur görüntü veririz, ederiz, çıkar konuşur. Çocuğa mikrofonu uzatırsın. Ne o? Yumruk yiyen çocuğa dersin kardeşim geçmiş olsun. Bilmem ne dersin. Ayıpladık zaten. Yanlış dedik. Söyledik bunları. Ama maç gitti gümbürtüye kardeşim. Konuşalım. Sinan abiciğim Hüseyin Yücel Bey şu anda hatta. Tamam, Hüseyin abi. Bey iyi geceler. İyi geceler. Selamlar herkese. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederiz. Öncelikle olarak geçmiş olsun Beşiktaş açısından. Çok güzel bir oyun. Çok iyi bir performans ama yenildi. Evet Hüseyin Bey, bir tatsız bir olay yaşanmış maç sonrasında. Tabii oradaki muhabir arkadaşlarda da bir iddia var. Tabii biz de bunu teyit edemedik. Sizin bağlanmanız da çok çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim tekrar. Ben çok kısaca özetleyeyim. Ben şu an arabadayım zaten, eve dönüyorum. Arkadaşlarım söyledi. Öncelikle Emre kardeşime çok çok geçmiş olsun. Böyle bir olayın bizim açımızdan ya da kendi şahsım adına konuşayım. Kendi şahsım adına, kulübüm adına kabul edilebilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Sonuna kadar bu olayı kınıyorum. Olay şu şekilde gerçekleşmiş herhalde. Çünkü biz şahit olmadık. Feyyaz Hoca, ben ve Onur Göçmez at başkanımız basın toplantısına katıldık maç sonrasında.
demeçlerimizi verdik ve demeç verdikten sonra ayrıldık, arabamıza bindik. Ben başka bir yönetici arkadaşımla, Burak Aslan'la aynı araca bindim ve oradan ayrıldık. Daha sonra Burak haberi aldı ve durumu anlattı. Böyle böyle olmuş. İşte o Sezgin arkadaşımız böyle böyle bir olaya karışmış dedi. Ben de aynen şu yorumu yaptım. Yani yapabildiği en büyük hatayı yapmış. Zaten olayın başlı başına kendisi zaten bir felaket. Ama diğer taraftan da bizim şu an derdimiz kan ağlıyoruz hakemden dolayı. Tamamıyla maçın önüne geçecek bir olay yarattı. Ve şu anda da zaten herhalde bu söylediklerimde de şey çıkıyordur. Maça geçmemişsinizdir herhalde. Bu olayı konuşuyorsunuz. Yok, evet, evet. Daha yeni başladık. Yeni başladık. Nereden baksanız tutarsızlık. Ben tekrar söylüyorum. Emre kardeşime çok çok geçmiş olsun. Böyle bir olayı tasvip etmemiz söz konusu bile değil. Sonuna kadar kınıyorum. Benim arabamda falan gelmesi falan da söz konusu değil. Zaten öyle bir durumda yok yani. Anladım. Zaten biz de onu oradaki muhabir arkadaşlar da iddia diye verdiler. Zaten çok çok da iyi oldu sizin söylemeniz. Zaten Hüseyin Bey doğru. Şu anda da spor şubeye teslim ediyorlar şeyi. Ediyorlar. Sezgin'i spor şubeye teslim ediyorlar. Hasan Arada yakışan girmek bu. Üzere şu anda spor şubeye. Hasan Arada yakışan Hüseyin Bey Sayın Hasan Arat'la konuştunuz mu bu konuyu? Konuştum. Bilgisi var. Baraj polise teslim olacağını söyledi. Ben de tamam. İfadeye gidiyormuş zaten. Evet, evet, evet. İfadeye gidiyor. Çağırmışlar spor şubeden aramışlar. Hüseyin Bey ne diyeceksiniz peki? Arda kardeşlerle ilgili olarak ne söyleyeceksiniz? Ertan Bey ben onunla alakalı basın toplantısı yaptık zaten. Çok uzun uzun detay da verdik. Oradan arkadaşlar alır herhalde. Tabii tabii. 3-5 günde. Yani belli zaten. Sinan abi daha iyi konuşur. Bizim yerimize. Biz diyeceğimizi dedik. Ve Hüseyin Bey son bir soru soracağım. Sezon bitti mi sizce? Şu anda öyle bir hava estiriliyor. Yani şampiyonluk... Hayır, Hüseyin Bey hayır, sizce Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı var mı? Yani siz aynı zamanda eğitimci, kıymetli bir ailenin ferdisiniz. Bilimsel bakarsanız Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı sürüyor mu? Bilimsel bakarsak tabii ki şans sürüyor. Daha zaten matematiksel olarak. Daha ligin başı ya dur bakalım ya. Bu işte bugün sahada top oynayan taraf Beşiktaş'tı. Mücadele eden taraf Beşiktaş'tı. Evet. Ben de beğendim Beşiktaş. Güzel evet. Rasim dur. İki tane yan toptan gol yedik. Olabilir. O daha iyi pozisyon alınabilirdi. Ama oraya gelene kadar o kadar çok konuşulacak şey var ki. Baraj kullanırken hakem serbest vuruşu kullandırıyor. Kırmızı kartlar var vesaireler var. Maçtan önce tek temennim var demiştim. Sonucu etki etmeyecek bir hakem yönetimi istiyoruz demiştim. Hakemler tabii ki hata yapabilir ama sonucu etki etmesin yeter ki. Bu da bana göre bugün kesinlikle sonucu etki etmiştir hakem. Sayın Hüseyin Yücel'e çok çok teşekkür ederim. Sayın teşekkür Başkan ediyoruz, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi geceler diliyorum. İyi geceler. Çok sağ olun. Şimdi... Bir Sinan abi bir dakikalık bir editorialımız var. 60 saniye sonra buradayız. 60 saniyelik bir ara sevgili seyirciler. Evet tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Rasim dur. Kimdi o? Rasim dur ya. O sen miyim o? Sensin. Sevgili seyirciler. Senin değişik otur. Şimdi sevgili seyirciler. Açıklamalar Hüseyin Bey ve Feyyaz Uçar'ın Feyyaz abinin açıklamalarını ekranlarınıza getireceğiz. Ama şu Galatasaray ile Beşiktaş'ın maç sonrası paylaşımları bir gelsin ekrana. Özellikle Beşiktaşlıların hakemle ilgili hemen o görüntüyü mü fotoğrafı mı verelim ekrana? Maçın hakemi Arda kardeşler Sinan abi. Sinan Engin çok sinirli şu an. Evet. Çok fazla uzatmadan. Maçın hakemi Arda kardeşler dur. Bugün maça tesir etmiştir. Bak net. Biraz sonra beni kesmeyin. Ondan sonra kim evet. Ne diyorsa söylesin stüdyoda. Estağfurullah. Bir. İlk 30. dakikada Davinson Sanchez'in normal bir hakemin oyundan atması gerekir. İki sarı kart. Barış Alper'in normal bir hakem olsaydı Avrupa standartlarında kırmızı kart göstermesi lazım. Net olarak. Şimdi Rafa Silva'ya yapılan, faul yapılan pozisyonu oradan Rafa Silva kurtulsa o pozisyonun gol olabileceğini tahmin edemiyor musun? Faul bile vermedi. Çünkü biliyor onun kart olduğunu. Evet. Bakın. Şimdi iki tane ölü toptan Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Galatasaray iyi oynamadan, Beşiktaş daha iyi oynadı.
Beşiktaş oyunun büyük bölümlerinde boğdu. İki tane ölü toptan ve gol attı ve kazandı. Galatasaray'ı kutlarız, tebrik ederiz. Tamam, ayrı bir şey. Tamamıyla duran toplardan. Beşiktaş takımı bazı oyuncularının çok kötü oynamasına rağmen bile Galatasaray'dan daha iyi oynadı ve daha fazla pozisyonu var. Bakın daha fazla. Galatasaray'ın en net pozisyonu 95. dakikada Batshuayi'nin pozisyonu. En net maçta en son 2-1-3-1 olacak. En net. Onun dışında Icardi giriyor oradan falan filan. Yani Beşiktaş'ın şeyin ne o? Rafa Silva'nın, John Mario'nun, öteki tarafta Udaku'nun, yani başka bir sürü ve rakibini boğdu tamamıyla. Rakibin 3. yani Beşiktaş'ın 3. bölgesi, rakibin 1. bölgesinde devamlı top kurdu. Immobile'nin çok kötü olması, Immobile'nin Semih'in çok kötü olması. Ha, Van Bronckhorst'a bu eleştirilerinde var. Bu takımda bir tane mi santrafor var? Bir tane mi santrafor var? Yani millette 3 tane var, sende bir tane var. O zaman yeniliyorsun işte. Immobile bugün sahada yürüyor, bitmiş, depar atamıyor, çalım atamıyor, adam geçemiyor. Semih çok kötü, çok kötü oynuyor, sahada tutuyorsun hala. Onlara rağmen bu Beşiktaş bugün Galatasaray'dan çok oynadı. Ama maalesef sevgili Arda kardeşler bugün Beşiktaş'a büyük kötülük yapmıştır. Beşiktaş'ın canını yakmıştır. Beşiktaş'ın canını yakmıştır. Ve maça ve sonucuna etki etmiştir. Bu maçın en kötü sonucu beraberlik olması lazımdır arkadaşlar. Bakın ben de buradan söylüyorum. Dün akşam da söyledim. Beşiktaş yıllardır fazla efendiliğinden, fazla mütevazılığından hep ötelendi, hep hakkı yendi. Al bu akşam da. Ne oldu? Sessizce 2-1 yenildik. Sessizce hop oradan çıktık gittik. Sessizce çıktık. Evet, iki başkan arkadaşlarımız şimdi konuştular. Onları dinleyeceğiz. Yine bir şey olmayacak. Ama Arda kardeşler yine maç yönetmeye devam edecek. Onun için Beşiktaşlar söylüyorum. Buradan Beşiktaş başkanına söylüyorum. Böyle olmaz. Evet, İbrahim Hacı Osmanoğlu görecek. Gerekeni yapar. Önlemini alacaktır. Buna da bakacaktır. MHK başkanına da güveniyoruz. Tamam. Ama olmuyor. Atalan Üsküdar'a geçiyor. Bak Rasim soruyor. Beşiktaş'ın ikinci başkanına. Tabii. Diyor ki bitti mi lig? Bitti, evet. Nereye bitiyor ya? Dur bakalım daha ya. 8. haftadayız. 10. hafta. 26 hafta var daha. Onda 26 hafta var. Fiilen değil. Dur bakalım. Ama onun için Beşiktaş daha zayıf olmasına rağmen kadrosu, ama bugün daha iyi futbol oynamıştır. Ama Arda kardeşleri bugün Beşiktaş geçememiştir. Ahmet şimdi... Çakar bunun aykırı bir fikri var. Ben konuşmadan hakem uzmanı Ahmet Çakar'ın konuşmasını rica ediyorum. Arda kardeşler sayesinde mi Galatasaray bugün kazanmıştır? Sayın Çakar cevap verin. Müsaade ederseniz, herkesin konuşması bittiğinde izin verirseniz. Buyur hocam. Arda kardeşler bugün madde madde söylüyorum. İyi maç yönetmedi. Doğru. Arda kardeşler bugün kötü maç yönetti. Doğru. Ama Beşiktaş'ın mağlubiyeti dolayısıyla Galatasaray'ın galibiyetinde Arda kardeşlerin dahli yoktur. Niye? Bravo. Arda kardeşlerin yaptığı majör hataları söylüyorum. Bana göre tabii. Bir, Icardi'ye ilk yarıda yapılan penaltıyı vermedi. VAR müdahalesi olmadı. Bir dakika sonra korktuğu için, penaltıyı veremediği için Sanchez'in Rafa Silva'ya yaptığı çok açık, net, bariz, sarı kart gerektiren faulü vermedi. O faulü bilerek ve isteyerek vermedi. Niye biliyor musunuz? O faul görülmeyecek bir faul değil. Sarı kart, tartışmasız bir sarı kart. Penaltıyı veremediği için hemen akabinde, bir dakika olmadı bile, dönen topta Sanchez'in harekette sarı kart vermedi. Devam ediyorum. İlk yarının son dakikasında Barış Alper'in Immobile'ye yaptığı hareket kırmızı kart değil. Bariz gol şansı değil. Nasıl değil? Ben başını ya. Hayır. Müsaade ya, ben fikrimi söyleyeyim. Göz problemi devam, var. Tekrar söylüyorum. İlk yarının son dakikalarında Barış Alper'in sağ açıktan Immobile'ye yaptığı hareket bariz gol şansı değil. Bravo. Sarı kartlık hareket. Bariz son şansı olabilmesi için mutlak, hiç kimsenin yetişme ihtimali olmadan cepheden kaleye doğru gidiyor olması lazım. Bir tek tartışılacak bir şey var. Immobile'nin karnına vurdu mu ilk yarıda, vurmadı mı? Sarı kart, bana göre sarı kart. Dolayısıyla o sarı kartı verseydi Rafa Silva'ya da tekmesinden, tekme demeyelim, sert hareketinden dolayı ikinci sarı kart atılabilir, atılması lazımdı. O bir faul bile vermedi o pozisyonu. Vermedi. Ama Davinson Sanchez'in atılması demek, evet, takımın %50'si demek. Ama bir dakika şimdi öyle bakarken müsaade edin. İlk yarı bir de. Bir dakika. Öyle bakarsanız da şöyle gelirim. O Icardi'ye yapılan penaltı verilirse... Kırmızı değil hocam, sert değil hocam. Ne?
Yok ya, ne kırmızısı hocam ya. Şey, penaltı falan değil. Nasıl penaltı? Yok hocam ya, çok sert bir darbe Icardi değil. Icardi'ye yaptığı zaten hareket. Koşarken gidiyor Icardi'ye ya. Icardi'ye bak, bir yok şey söyleyeyim hocam, yapmayın. Ya. Forvet. Hocam topla, ağır itme falan yok ya. Bak, omuz omuza şans var, yapma. Omuz omuza mı? Bak diş işte kapağıyla ya. Hayır, diş kapağıyla işte baldırına. Hocam yani, mücadele var ya. Bir dakika, müsaade et. Mücadele şu var ya. Şu anda. Ya yapma hocam ya. Kendini atıyor yere. Müsaade eder misin Sinancığım? Icardi topla Beşiktaşlı oyuncunun arasına girdi. Beşiktaşlı oyuncu sağ diz kapağıyla Icardi'nin sol diz kapağının arkasına darbeyi vurdu. Bana göre mutlak penaltı. Vardı olsam bu penaltı için hakemi çağırırım. Sağda olursam, görürsem bu şekilde penaltıyı hocam veririm. Burada bir mücadele var. Bunlara mücadele verilmiyor. Yok. Müdahale bunlara var. Bunlara çok verilmedi Avrupalarda falan. Abi, ben başka verildi verilmediği tartışmıyorum. Burada da verilmesin. Ben verildi. Bir kere de Beşiktaş'a verilmesin. Verildi verilmediği tartışmıyorum. Beşiktaş'a verilmesin. Yani şu var. Hakem Galatasaray lehine de aleyhine de, Beşiktaş'ın lehine de aleyhine de hatalar yaptı. Doğru. Ama şurada kesinlikle tartışırım. Tartışmam. Beşiktaşlar konuş yapılan, abi konuş, bravo. İmmobile'ye yapılan hareket bariz gol şansı değil. Geçti. FIFA kurallarına göre değil. Hocam hakem Galatasaray'ı kollama niyetinde olsaydı Icardi'ye bak, olan penaltıyı verirdi, maçı bitirirdi. Bu akşam için şu ifadeyi Arda kullanmam. Arda kardeşlerin Galatasaray'ı kollama niyeti Arda yoktu ki. Arda kardeşler yüzünden kaybetti, kazandı demem. Bravo Arda hocam. Kardeşler kötü bir maç kötü yönetti. Kötü yönetti abi, kötü yönetti. Majör, iki tane büyük hatası var. Majör, bir vermediği penaltı, ikincisi de dönen hemen 30 saniye, bir dakika sonra dönen topta çok tartışmasız Rafa Silva'ya yaptığı harekette sarı kart faul vermesi gerekirken hiçbirini vermedi. Niye vermedi? İşte bu ahlaksızlık burada başlıyor. Arda için söylemiyorum. Ruhi ahlaksızlık genel anlamda. Aynen. Hakem oradaki penaltının etkisinde penaltı olduğunu biliyor veya hissediyor. O faulü veremedi. Hocam Osimhen'in ikinci attığı golde kaleci evet. Daha yerinde değil. Kim? Hepsi o görüntüyü bir verelim. Yapmayın hocam hepsi ya. Önümde. O görüntüyü bir verelim. Hepsi önümde. Hocam, maça tesir etmedi diyorsun. Hepsi önemli. Senin gibi hepsi bir hakem. Önünde de net bir şey demiyorsun ama. Ne diyor? Gel hocam, yani, Sinan abinin anlattığı değil. Olay bu bak. Bir dakika, bir dakika. Ya? Arkadaşlar soruyorum. Tam ekran versenize. Tam ekran ver. Tam ekran. Alt yazıyı falan her şeyi al. Kaleci nerede? Tam direğin dibinde. Kaleci direğin dibinde. Daha yerini almamış. Tamam almış. Ben kaleciyi beklemem yerini almasını. Ne alakası var? Ya ben kaleciyi bekleyeceğim. Tabii canım. Baraj kurulmuş mu kardeşim? Kurulmuş. Adam topa gerilmiş mi? Düdüğü çaldım. Adam attı. Sen kaleci olarak yerini alacaksın. Öyle bir şey yok. Burası amatör küme değil. Ne demek kaleci? Ben kalecinin bir de yerini almasını mı bekleyeceğim? Evet. Ben kalecinin yerini almasını iki yerde beklerim. Bir, penaltı atışında mecburum çizgide olmak doğru, zorunda. Doğru, doğru. İki, başlama vuruşunda kalecinin kalesinde olması lazım. Oyun sahası. Onlar hemen kaleciye bakmam. Onlar hemen kaleciye bakmam. Peki soru şu. Evet. Aynısını Müstera'ya yapar mıydı Rams Park'ta? Onu nereden bileyim? Duygu mu okuyayım ben? Hayır hocam, bir saniye. Şimdi kaleci okuyayım. Ersin'e yapıyor Arda kardeşler. Bir tam ekran verelim. Objektif yo, objektifim. Bak objektifim. Bak objektifim. Saygı duyuyorum. Bana göre Icardi penaltı ama Barış Alper Yılmaz'la. Bir saniye. Bravo, bir dakika. Bravo, ama Barış Alper Yılmaz'la Davinson Sanchez'le atılmalıydı. 9 kişi kalacaktı Galatasaray. Maç 2-0 olsa ne olacak? Beşiktaş 3'ü 4'ü bulurdu 9 kişiden sonra. Şimdi, ama bu pozisyonda kaleci Ersin direkt dibinde daha şimdi, düdüğünü çalıyor. Hocam orada pozisyon, bir kontrol yapması sonradan lazım. Sonradan değil yani he? Kimsin lan abi? Şu pozisyon sonradan değil. Gösterin o pozisyonu Barış Alper pozisyonunda. Barış Alper Yılmaz'ın. Son pozisyon sonradan son değil. Sonradan yani. Lafı yanlış. Bariz gol bariz şansı. Bariz gol şansı değil yani. Değil, bariz gol görelim şansı bakalım. Değil. Bence değil. Gösterin. Hocam topu alıp gidecek ya. Ya, topu yok. Alıp geç. Hocam çaprazdan nasıl değil ya? Diyorum, çaprazdan. Hocam fark etmez yetişemez. Hocam ne çarpması ya? Olur mu öyle şey? Hocam, ne olur mu öyle şey? Daha ileride nerede baksana. Ya, Abdülkerim abi bir dakika. Abdülkerim abi Fenerbahçeli. Lütfen objektif, tarafsız, ilkeli her zamanki ben gibi. Ben bir de Gerteve soru lütfen Abdülkerim abi. Ama hiç konuşmadı Abdülkerim abi. Efendim? Jetson mu Sara mı? Jetson abi. Yapma. Abdülkerim abi. Baştan sonra da Gabriel Sara daha iyi bir abi farklı oyuncular. Jetson farklı, Sara farklı. Sinan abi bir şey yok. Bugün Gabriel Sara. Bugün Jetson. Sezonun en kötü futbolu, bravo. En formda futbolu. Gerson batırdı. Bugün Gerson biraz oynasaydı, bravo Sinan. Biraz Rafa Silva'ya falan eşlik etseydi bugün maç çok farklı olurdu. Aynen. Bugün öyle kötü oynadın ki be Gerson be. Kötü halinde hiç çekilmiyor be. Bravo. Gerson kötü halinde hiç çekilmiyor. Ben şunu söylüyorum. Bir dakika, bir dakika. Rasim şunu söylüyorum, bir dakika. Bugün Mbappe Gabriel Sara'nın rakibi olsaydı, Mbappe bugün çok kötü oynasaydı, Mbappe Gabriel Sara'dan daha mı kötü diyecektin? Sen bence değil, genelde Jetson daha iyi. Bir Abdülkerim abiye döneceğim. Bu maçta Sara. Bak hiç konuşmadı ama. Evet, abi Abdülkerim diye. Abi. Şimdi algı diye bir şey var ya, algı. Evet. Tamam mı? Bunu herkes bilir ama herkes de yer. Bak siz de yemediniz.
Şimdi Rasim burada hakem konuşulurken birdenbire hiç konuyla alakası olmayan Sara mı Getson mu diyor. Tabii, ben, siz de bak siz bir konuyu dakika dur. Bak ben konuşmadım hemen bak ben başlayınca şimdi duramayacağım. Ben sustum ben sustum. Zıplatacağım. Şimdi hemen siz de algıya geldiniz. Yok ya Getson kötü oynadı ama aslında Getson iyi falan filan. Konumuz neydi bizim? Hakem. Arda kardeşler. Şimdi ben bu hakem yorumlarını sessizce dinledim. Şimdi beni de sessizce dinleyin. Şimdi bu hakemler konusunu 10 dakika daha konuşursak biraz sonra değiştirin bu masadan şu sonuç çıkacak. Hakem Galatasaray'ı doğradı ama ona rağmen Galatasaray kazandı. Arda kardeşler de geldi. Anladın mı? Bu Arda kardeşler Allah belasını versin. Galatasaray yenilsin diye her şeyi yaptı ama Galatasaray yenilmedi. Abi bu oraya gidecek yani. Bu artık oraya gidecek. Bu yayın oraya doğru gidiyor. Abi bu oraya doğru gidiyor. İşte algı böyle bir şeydir. Bakın kardeşim. Şimdi gördüm görmedim Bursa falan değil. Immobile'ye korner bayrağının orada Immobile topu ayağından çıkardıktan sonra Getson Davinson Sanchez hiç gerek yokken elinin yumruğuyla boşluğuna vuruyor. Hı-hı. Tamam mı? Hani geldi mi gelmedi mi falan diye bir konu hikaye o. Gelmez olur mu? Adamın nefesi kesiliyor. Tamam mı? Vurmasına da gerek yok. Zaten Getson topu korner bayrağından geriye kendi ucuna çıkarmıştı. Hakem bunu görüyor. Oynatıyor. Çünkü oyunda diye top. Tamam mı? Avantaj. Sonra dönüp göstermiyor. İkinci yaptığı bariz. Kaval kemiğine resmen tekme var Rafa Silva'ya. Ve tehlikeli yere. Hadi hani kurtulma değil. Kurtulmadı. Faul verecek. Frikik atacak. 18 yayının hemen sağ çaprazında çok tehlikeli. Direkt kaleye vurulabilecek bir yer. Bak bunu hiç salağa yatıyor. Salağa yatıyor. Şimdi burada geriye ne kalıyor? Davinson Sanchez bana göre bugün Galatasaray'ın hatta sahanın en iyi oyuncusu. Bence bak, de Davinson sahanın Sanchez. Sahanın en iyi oyuncusu Davinson aynen. Sanchez. Yani maçın bir numaralı oyuncusu maçın Davinson. Maçın starı Davinson Sanchez. 5'te 5 buradan kurtarmış. Ama Arda kardeşler yerine yabancı bir hakem olsa keşke bugün. Yabancı bir hakem olsa. Davinson Sanchez bu iyi oyununu ancak işte o 40 dakikaya kadar falan sürdürüp iki sarı karttan atılacak. Ve Galatasaray geri kalan 45 dakika uzatmalarla 50-55-60 dakikayı 10 kişi oynayacak. Şimdi burada geriye kalan ne? Penaltı pozisyonu. Şimdi penaltı pozisyonu da öyle mahare. Şimdi Sinan'ın dediği gibi ya da Ahmet Çakar'ın gibi %100 bu pozisyona penaltı diyen çıkabilir. Demeyen de çıkabilir. Demeyen de çıkar. Ben ilk baktığımda penaltıyla alakası yok görüyorum. Çünkü ayağını maçta öyle görüyorum ilk baktığımda. Ayağını geliyor. Abi, siyah, eli yumruk değil. Siyah beyazlı oyuncu ayağına bakıyorum ben önce. Ayağına. Ha. Ayaktan diyorum şeyin ayağını Icardi'nin ayağını kesti mi? Tamam. Bastı mı ayağına? Çünkü Icardi kendini öyle bir atıyor ki ayağına basılmış darbe var gibi. Zaten Icardi'nin gidecek hali de yok. Hı-hı. Anladın mı? Artık pozisyonu da çapraza doğru gitmiş. Ağır, idmansız da belli. Şimdi mesela Osimhen olsa bu darbeyle falan düşmez. Bak, ben sana diyalı, oradan bir şut çıkarır hemen. Belki de gol yapar. Kendini bakıyor. Ben baktığımda yeri ayakta temiz yere basmış. Dedim bunun penaltıyla alakası yok. Yalnız Ahmet Hoca'nın dediği şey şimdi burada biraz kafamı şöyle karıştırdı. Arkadan ne kalıyor? Bizim dikkat etmediğimiz diz. Beşiktaşlı oyuncunun sağ dizi. Icardi'nin arka. Bu ne diyorlar bu iki Adale. Şeyinin arkası diz kapağının tam arkası o birleşim yerine değdi mi değmedi mi bunu da bize yayıncı kuruluş çok net veremedi arkadan gösterdi pozisyonu doğru değmiş de olabilir onun için haksızlık edip penaltıydı ya da değildi diyemiyorum bak o görüntüyü göremiyorum ben o görüntü eğer VAR hakeminde de yoksa VAR hakemi elindeki görüntüyle bakmıştır Beşiktaşlı oyuncu temiz basıyor Icardi kendini çok kolay bırakıyor Onur Öztoprak. Diye Onur Öztoprak çağırmamıştır. Tamam mı? Bunun dışında Arda kardeşler zaten ismiyle cismiyle müsemma bir çocuktur. Arda'dır, kardeşlerdir o. İyi kardeştir o. Hep iyi kardeştir. Şimdi bu arkadaş son, geçen senenin son en can alıcı derbisinin hakemi değil miydi? Hocam 60 saniyelik acil bir ADV'm var. Tekrar size geleceğim. Abdülkerim abinin açıklamalarına devam edeceğiz. 60 saniye sonra tekrar beraberiz. Bir dakika sonra. Evet, hakemden bahsediyoruz Arda kardeşlerden. Sevgili seyirciler, Abdülkerim abi devam ediyordu. Bu, Arda kardeşlerden. Şimdi bu Arda kardeşler. Pozisyonlar ekrana. Geçen sene en yakıcı derbi, değil mi? Son derbiydi. Galatasaray'la Fenerbahçe arasında. Evet, o derbinin evet. Hakemi değil mi bu çocuk? Evet. He? Evet. Ne yapmıştı o maçta? Fenerbahçe 10 kişiyle 1-0 kazandı. 80 dakika 10 kişi oynattı Fenerbahçe. O maç hakemi değildi galiba. Değil miydi? Kimdi o?
Belki de o değil. Neyse yani belki de ben yanlış biliyorum. Ben de yanlış biliyorum. Arda kardeşlerdi bana ya. Bana biri hocam, öyle... Hayır Arda kardeşlerdi ya. Arda kardeşlerdi eminim. Hoca kafamı karıştırdı. Hayır ben emin değilim dedim. Hayır Arda kardeşlerdi. Çocuklara sorsana. Hayır Arda kardeşlerdi eminim ya. Eminim. Çocuklara da bir sor. Teyit edin. Ben teyit ediyorum sana. Tamam. Arda kardeşlerdi Abdülkerim. Şimdi bu hakem ne yaptı orada? Hatırlıyor musunuz? Cicu'yu çok ucuz bir şekilde Torreira'nın kendini yere atmasıyla değil mi? Evet. Hem de o gün Galatasaray maçı kaybetmese... Tezahüratlardan hatırlıyorum bir de yani. Şampiyon oluyordu. Galatasaray o gün tur atıyordu. Değil mi? Cicu'yu oyundan Arda attı. Arda kardeşler. Sonra maçın ikinci yarısında yine Torreira'nın kendisini kandırarak geri attı ve Fred topu orta sahadan gol yapmıştı biliyor musun? Fenerbahçe'nin ikinci golü olacaktı. O golü de vermedi. Şimdi bir kere buradan Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na seslenmek lazım. Bak İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bilmiyorum hani milliyetçilik damarların tamam yüksek olabilir milliyetçilik duyguların. Ben Türk hakemleri... Yabancı hakeme mi geleceksin? Tabii ki. Tabii ki yabancı Şimdi bak hakemi. Kardeşim bu Arda kardeşler, Halil Umut Meler, Zorbay Küçük bak bunlar bitmedikçe tamam mı? Sen adaleti falan sağlayamazsın. Tamam mı? Bunlar sana adalet falan sağlatmazlar. Onun için birden böyle fevri kararla ben yabancı hakem istemem falan filan. Bak daha bugün Beşiktaş'a, yarın başka takımlar. Bak daha neler olacak. Çünkü bunlar böyle çocuklar. En son olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bir tavsiyem var benim. Bu arada kardeşler düdüğü falan astırmayacaklar. Bundan kurtulmak istiyorsa ya Fenerbahçe ya Beşiktaş... Bu çocuğun kardeşi var Hatayspor'da kaleci. Erce'yi transfer edin. Tamam mı abi? Yedekte oturtun. O zaman sizin maçınıza veremezler. Yani mesela Beşiktaş maçına Arda kardeşler verilmesin istiyorsan. Tamam mı abi Beşiktaşlar? Erce'yi alın. Üçüncü kaleci yaparsınız. Yoksa bu Arda kardeşler falan. Bu Arda kardeşler falan. Bunlar yıllarca yabancı böyle... hakemlik mandacılıktır diyor. Manda ve himaye kabul edilmedi tamam. Diye biliyorsunuz. O zaman böyle devam. Tamam mı kardeşim? Benzetmeyi mazur görün ama yabancı hakem meselesini manda olarak görüyorum. Evet. Mandacı bir tutum olarak görüyorum. Ben de amilli takımda Türkiye milli takımında Türk amilli futbol takımında İtalyan bir hocayı görmeyi o da manda. Büyük mandacılık olarak görüyorum. O da İtalyan tamam mandası mı? Benim milli takımımın başında binlerce Türk antrenörü varken şimdi. Bu ülkede yüzlerce Türk antrenörü varken Türk teknik direktörü doğru varken söylüyor ama hocam. Yani evet. Çoğu da Montella'dan daha şeydi. Bravo. Daha ünlü bizim teknik direktörümüz. Montella'dan daha kariyerli. Beyler o gün şimdi de müsaade et. O gün seminerde vardık. Beraberdik. Evet. Ben Ferhat Gündoğdu'yla. Çok güzel sunumlar yapıyorlar. Bir dakika kardeşim. Ferhat Gündoğdu. Ali Koç öyle diyor. Ha işte. Onunla devam etsinler öyle desinler. Ali Koç öyle diyor. Evet devam etsinler. O gün ben Ferhat Gündoğdu'yla tanıştım. Pozitif bir algı aldım. Pozitif. Haklı olduğu bir taraf var. Yabancı hakem gelsin güzel. Hangi maçlara gelsin? Şimdi. Her maç. Müsaade et. Kayseri Konya oynuyor. Haydi. 1-12, 1-13'ü. Evet. 6 puanlık maçlar. Hatay. Şöyle var. Kayseri Spor. Kayseri oynuyor. Başakşehir bilmem ne oynuyor. Peki PTT 1. Lig'de. İstanbul Spor. TFB 1. İstanbul Spor. Karagümrük. İlk 2 için oynuyor. Örnek. Kocaeli Bandırma mesela. Kocaeli Bandırma, Kocaeli Sakarya. Urfa Spor, Ankara Gücü. Şimdi o adamlar demeyecek mi? Ben de yabancı. Yabancı hakemi getireceğin maçın sistemi ne olacak? Kim? Neye göre? Bu ülke. Neye göre? Bak bu ülkede mesela Kocaeli Spor. Fakirim. Kocaeli Spor, hayır Karagümrük Ümraniye maçına tamam mı? Bir hakem verdiğinde şu olmaz Sine mesela. Bu hakim çocukluğumdan beri hasta Ümraniyespor taraftarı falan kimse demez. Tamam mı kardeşim? Türkiye'de 3 büyükler diye 4 büyükler diye bir olgu vardır. Gerçektir bu. Hakikaten olgu. Tamam mı? Bu hakemlerin %90'ı bu takımlardan birini tutar. Kimse bana hiç başka bir şey inandıramaz. Hele Süper Lig kariyerine yükselmişse bir hakem. Bu onların çoğu pozisyonları verin arkadaşlar. Karadenizli değilse bir kere. Buraya. Hakem Karadenizli değilse Trabzon'u da kenara al. Üç büyüklerin taraftarı olurlar. Bu hakemler tamam mı kardeşim? Onun için söylüyorum. Yoksa
O bir sorun değildir. Yani bugün Kayseri Spor, Alanya Spor... Tam Sineşop diyorsun yani. Kayseri Spor, Alanya Spor maçı için bir yabancı hakeme gerek yoktur. Anladın mı? Yani Alanyalı fanatik bir hakeme denk gelecek de Alanya'yı tutacak. Ama bak... Böyle bir şey hayatı, olmaz. Hayatı. Bir şey hocam olmaz. Beşiktaş, Galatasaray, Beşiktaş derbisinden çıkmasak... Tamam, söylüyorum. Sana çok hakemler... büyük bir tepki var hocam. Özür diliyorum, yanlış anlama. Sinan abi tane tane anlattı. Evet. Ama Ersin'in pozisyonuyla ilgili olarak hoca bugün vicdanına elini koyarak sahaya çıksa o pozisyonda, Ersin'i o pozisyonda görüp golü verir mi diyorlar adam hocam? Adam yerinde değil. Yani kaleci Ersin. Düdüğü çalar mısın hocam? Hadi dedi, bir versenize Jetson'da şeyin açıklamasını. Hocam Ersin'in açıklamasını bir verelim mi önce? Tamam, verelim. Ersin'in açıklamasını bir görelim. Verelim. Bir Ersin'in açıklaması gelsin. Ya hocam sen bari bir tuhafsın ya. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sana ben... Hakikaten hasta oluyorum sana ya. Hasta oluyorum. Hakikaten uyuz oluyorum bazen. Seni evet, çok seviyorum. Gerekçe. Ya tuhaf tuhaf konuşuyorsun. Mesela Ersin ne demiş? Söyleyin bakayım. Senelerce. Çok tuhaf konuşuyorsun Ertem. Dur evet. Kesme ya. Evet. Hakikaten çok tuhaf konuşuyorsun ya. Evet. Sinan abi verseniz arkadaşlar. Sinan'a ilgili ben ilk defa. Vallahi çok tuhaf konuşuyorsun ya. Sen... Yok hakem tesir etmedi. Başka zaman hiç hakemin tesir etmediği maçta. Maçı oradan aldı, oraya verdi diyorsun. Ama burada hiç kimse hemfikir değil. Ama hepimiz hemfikiriz hemen burada değil mi hakemler? Hakem çok kötü evet. Hakem evet, kötü. Kötü diyorsun. Hakem maçı aldı buradan. Ben hakeme demiyorsun. Affedersiniz beyler. Aldı çok... buradan oraya demiyorsun. Bir dakika, bir dakika. Ben şimdi dedim mi? Hakem İyi oldukça iyi maç yönetti. Hayır aldı mesela, buradan oraya hakem... demiyorsun. Hocam bir dakika burada bak, çok yanlış anlama bak. Benim yapma. Çok büyüğüm, değerlimsin. Hocam böyle yapıyorsun. Hakemler biliyorsun saha içerisinde nasıl etki eder bir maça? Gördükleri pozisyonu değil, görmediklerini verdiği peki zaman maç etki eder. Size, İki tane size, kırmızı kartını es geçiyorsun. İki tane kırmızı kartını. Metre ölçer falan mı var? Yani sen şimdi bakıyorsun oradan, oradan yetişir diyorsun falan diyorsun. Hayır efendim ben öyle şey demiyorum. İmmobilyeye falan. Ben öyle bir şey demiyorum. Müsaade eder misin? Ya hocam müsaade etmeyeyim. Hakikaten sen çok bakıyorsun. Hocam çok acil bir reklam etmemiz lazım. Siz kaşındınız. Bir şey size. Hocam bir cümle söyleyeyim. Siz kaşındınız diyor. UEFA normları. Yani dünya hakemliğini FIFA normlarında bir gözlemci eski hakem benim gibi dinozor kılıklı. Kel ve beyaz saçlı. Sağda da atletik bir hakem. Maç biter. Otele odaya geliriz. Evet. Ne yaparsınız? Bir şey içer misin derim. Tövbe. Kime dersin hocam? Hakeme. Mesela ben bu bir UEFA maçı, FIFA maçı olsa bu Almanya, İngiltere, Dünya Kupası finali olabilir. Bayern Münih, Real Madrid şey. Gel oğlum. Peki. Şimdi söylüyorum. Eski bir FIFA hakem olarak. Bugün kötü maç yönettin. Sana kötü puan vereceğim. Çünkü. Birinci hatan. Var hakemi de orada. Sen de otur oğlum buraya diyeceğim. Bu pozisyonda ne gördün? Başlıyorum birinci pozisyon. Icardi'ye diz kapağının arkasına Beşiktaşlı oyuncu diziyle yapılan düşürücü hamle için ne gördün? Onlar anlatacak. Hık diyecek, mık diyecek. İştirak etmiyorum. Büyük bir eksi. 2. 30 saniye 40 saniye sonra top bu tarafa döndü. Rafa Silva'ya Sanchez'in yapmış olduğu bir darbe var. Ne diyorsun buna? Faulmüş. Yetmez faul. Başka? Sarı kart. Sen ne verdin? Faul bile vermedin. Bu da büyük bir eksi. Eksi. Devam ediyorum. Immobile Barış Alper'i geçti çaprazdan sağ kanat taç çizgisine yakın yerden. Burada niye sarı kart verdin? Efendim bariz gol şansı kanaatinde değildim. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Buradan puanını kırmıyorum. İştirak ediyorum sana. Aynı düşüncedeyim. 3. Burada Sanchez attıktan sonra şöyle karnına bir darbesi var. Karın boşluğuna. Düşüncen ne? Vurdu gibi görmedim. Bu konuda farklı da düşünsek de burada senin fikrine iştirak ediyorum. Saygı duyuyorum. Gelelim şeye. Hocam gelme. Müsaade acil et. Reklama gitmem hayır, lazım ama. Beşinci ve bitiriyorum. Kardeş burada baraj kurdururken kaleci bilen bir isyanlar var. Hakem bana diyecek ki FIFA oyun kuralları kitabı. Hakem topun durduğundan ve barajın kurulduğundan emin olduktan sonra düdüğü çalar. Barajı kurmuştu. İki kişi duruyorlardı. Kaldık kaleye şut da değildi. Top duruyordu. Ben de oyna dedim. %100 iştirak ediyorum ya. Ama bütün bunlara rağmen kötü maç yönettin. Nasıl anlattım Türkiye? Çok Sinan güzel anlamı var ya bir tane hani şey var. Poliana, Anderson. Hayır hocam, Anderson. Oruç tutuyor. Bir imam ayarlamış. Nasıl yaptın? Kafama göre bir imam buldum demiş. Ona nasıl yapıyorsun? Sinan abi. Ha. Kardeşim sen kafasına göre yapıyor. Ümit Aydın'ın selamı bak. Ümit Aydın çok selam söylüyorum. Bir reklam anons yaparmışsın. Reklam hocam çok bir acil reklam. Ben kafasına göre bulacak imam yürüyor. Ankara bastırıyor. Bir reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra beraberiz haydi sevgili seyirciler. Abi.
Tekrar birlikteyiz. Derin Futbol'da birlikteyiz. İnanılmaz sosyal medyada X'te acayip paylaşımlar geliyor. Çok teşekkür ederiz sevgili seyirciler. İlginize, desteğinize her hafta olduğu gibi Beyaz Futbolu ve Derin Futbolu zirveye çıkarıyorsunuz. Şimdi pozisyonlarla ilgili konuşuyorduk. Yalnız Sayın Hüseyin Yücel ve Sayın Feyyaz Uçar birlikte bir açıklama yaptılar maç sonrasında. Arkadaşlarımız hazırladılar. Ama hem Galatasaray'ın yaptığı paylaşımlara hem Beşiktaş'ın yaptığı sosyal medyadaki paylaşımlara tepkiler var iki taraftan da. Ne olacak bu paylaşımlar, ne olacak bunları da konuşacağız. Daha konuşulacak çok konu var hepsini. Ama önce Ersin'le Jetson Fernandez'in bir paylaşım diyorum. Açıklamalarını bir görelim. Ersin ne dedi? Jetson Fernandez ne dedi? Giovanni van Bronckhorst da ilk defa geldiğinden beri ilk defa bu kadar sert konuştu. Ben Barcelona'da oynarken, o Hollanda milli takımındayken maçlarını anlattım. Maçtan sonra bile çok farklı yenilgilerde, hakemle olan yenilgilerde bile Giovanni van Bronckhorst'u bu kadar sert görmemiştim. Ersin, senelerce bu ülkede hakemler tartışılıyor. Bu kadar kolay değil. Takdir haklarını Galatasaray lehine kullanan bir hakem vardı. Bize faul yapılıyor. Galatasaray lehine faul veriliyor. Sarı kartlı oyuncular var. İkinci sarı yok. Ben anlamıyorum. Ben daha barajı kurdururken oyunu başlatıyor. İtiraz ediyorum. Kart görüyorum. Buyurun. Bugün futbolun önüne geçen bir hakem yönetimi vardı. Şimdi buyurun. Sinan abi. Buyurun. Ahmet Hoca diyor ki ben beklemek zorunda değilim diyor. Abi. Hakem barajı kurduruyorum. Ve gol baraj ve top ve çocuk golden sonra diyor. Çocuk golden sonra itiraz ediyor ve Arda çocuğa kart gösteriyor. Bakın itiraz ediyor. Ya hocam yani daha barajı kurduruyordum falan. Kardeşim baraj yapmayın. Kurulmuş görmüyor hocam, musunuz? İki tane adamla hocam, kurulmuş baraj. Çocuk orada daha kenarda duruyor. Bana ama, ne çocuktan? Bak, hocam bak eline bak. Yani. Söylüyorum. Bak başlatıyor. Sinirlenmesin oradayken başlatıyor. Müsaade eder misiniz? Barajda hakemin kararı. Hocam biz düdüğü bekle dersin, wait dersin İngiltere'de. İngilizce wait, uluslararası maçlar. Türkçe'de düdüğü bekle kardeşim dersin. Kalip kimse. Mesafeyi ayarlarsın. Dersin ki buraya gel, çizgiyi çekersin köpükle, o belinden alırsın. Yetişmeyi dersin. Tamam mı? Oradan da yan hakeme talimat verirsin. Bu adam topu ileri almasın diye. Çünkü arkam dönüyor ki ona da çizersin önüne. Adama çizginin arkasına getirirsin. Burada iki tane oyuncuyla Beşiktaş barajı kurmuş. Sara galiba ortaya yapan gerilmiş. Hakem de oyna demiş. Bana ne Ersin'den sana ya? Çok samimi bir şey sorayım mı? Evet. Bugün Beşiktaş mağlubiyet hak etti mi? Etmedi. Beraberlikti maçın hakkı. Aferin. Bu senden maçın bunu beklerdi. Beş iddia edeyim mi? Biz de. Beş dakika daha. Olsaydı. İddia ediyorum. Bir beş dakika daha olsaydı. Biz de. Maç berabere bitebilirdi. Biz de Beşiktaş olarak futbol oynamaya çalışıyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Yani centilmence olmaya ve oynamaya çalışıyoruz. Ama maalesef zıvanadan çıkıyorsun işte. Bu futbolu bilmeyen hakemlerden. Arkadaşlar bir görüntü attım içeri acil. Şimdi gol yemiş olan bir kaleciye itirazının sebebi ya hocam daha barajı kur. Ne diyebilir mesela? Ya bu nasıl bir insan psikolojisi ya? Arda oğlum senin baban sana oynatmadın. Bak Apo ile benim arkadaşımdır senin. Evet. Gençlik arkadaşımız. Genç bir takımdan Bursa'da Eser. Çok iyi büyük kaleciydi. İyi kaleciydi. Bizim arkadaşımızdır. Yani sana anlatmıyor mu insan bir insan psikolojisi, bir futbolcunun psikolojisi, gol yemiş olan bir kalecinin görüntü. Psikolojisi. Yani ve gidiyorsun çocuk itiraz ediyor, kart gösteriyorsun ya. Ama o da kurallar da var işin kötüsü. Hocam oh. Görme dur, ya. Dur, hangi dur. Kural uygulanıyor? Sinan abi. Ben bütün kurallar bak. Negatif olarak Beşiktaş uygulanıyor. Sinan abi ben hep diyorum ki bak burası objektif, tarafsız ilkeli program. İşte şimdi bana şimdi sevgili Osman kardeşim. Bir görüntü attı. Dedi ki bak bu görüntü de var dedi. Bir dakika aynı şimdi, görüntü mü bu? Aynı görüntü nereden hocam. Nereden biliyorsun ters açıdan? Gabriel Sara topa vurduğu anda Ersin ne tarafta? Yerinde. Bitti. Onu söylüyorum. Bravo, hocam onu söylüyorum. Her tane objektif olduğunu ispat etmiştir. Çocuk o an geliyor oraya. Top havada. Top nerede bak havada. Çocuk o an geliyor önünde. Oraya ama. Hayda. O an geliyor pozisyon almıyor. Ya hal anlatamıyorum gördüm. Beyler. Bir hocam, dakika siz diyorsunuz ki kurallar kalecinin kulüp başkanları isteğine göre düzenlensin. Biz öyle diyoruz hocam. Her gün öyle bir şey yok kardeşim. Katılıyorum sana hocam. Öyle bir şey yok. Bakın bu pozisyon çok net. Bu bir kere bu pozisyon bir kere tek vuruştur. Foul. Foul bu. Foul verildi değil mi? Tek vuruş. Tek. Adam direkt. Burada topu dikip hemen başlayabilirdi. Ancak hakem burada dur barajı yaptıracağım falan derse. Yok eli böyle yapıyor ya. Çift. Hayır, çift vuruş bu. Değil, çift böyle hocam, değil. Çift vuruş değil. Endirekt vuruş değil mi hocam? Nasıl çift vuruş? Bakayım bana. Bir dakika. Öte ben anlarım. Endirekt vuruş değil mi hocam? Ötekini göster. Abi daha bu pozisyonda büyük ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam Icardi'ye
Foul verdi. Foul verdi. Onu çözeriz. Müsaade edersen çözeyim. Yani demin ki görüntüyü getir. Demin ki görüntüyü verdi arkadaşlar. Değil, bir şey değil. Demin ki görüntüyü getir. Ya? Hocam nasıl çıkmış oluyor? Hakemin ne yapıyor hakem? Hakemin kolu kalkık mı değil? Ben görmüyorum. Bakın. Kalkık hocam, sol kol nerede? Hocam, ben görüyorum. Eliyle oyuncuları falan da uyarıyor. Ertuğrul, hakemin solu kol kalkık değil Sinancım, mi? Bakın bakayım. Sinancım, bir hareketin çift vuruş olması için tehlikeli hareket, darbe olmaz. Burada Icardi'ye darbe var. Hayır, affedersin bir dakika ya. Çift vuruş bu arkadaşlar. Olsa ne olur? Çift vuruş bu. Tek o hayır. Olamaz ki. Çift bak, dakika. Çifte dokunması şey lazım hocam. Tek kaleye vuramaz. Hiçbir faulde oyuncunun faulü çabuk kullanmasını hakem engelleyemez. Efendim? Lakin evet. Oyuncu derse ki bana efendim, baraj istiyorum. Evet. O zaman böyle yaparım. Bekle. Evet. Bana da öyle bekle. Geliyor. Hocam kolu böyle değil mi çocuğum? Kardeşim çift olsa hocam, ne olur diyoruz. Hayır hayır. Gene başlatılıyor. Çift mi tek mi diyorsun? Kolu böyle. Dikkat böyleyse edin. Çift. O zaman beklemesi lazım. Hayır. Çift olsa çıldıracağım. Ya neyse olmuş. Çift de olsa. Tek de olsa. Çift de olsa. Tek de olsa. Tek de olsa. Çift de olsa olay şu. Oyuncuya bekle demişsin. Köpükle çizmişsin. Köpüğü 9 metreye getirmişsin. Oyuncular şey yapmış. Baraj yerinde. Top sabit. Çift de olsa, tek de olsa düdüğü çalarım, oyunu başlatırım. Ben kaleciye falan bakmam nerede olduğuna ya. Bak şimdi. Şu ben pozisyonda. Kaleci. Bakın bu pozisyonda. Gabriel Sara topa kadar gidiyor. Evet. O çocuk şu an orada. Yani oradan oraya gitmesi. Onun oraya o hayır, tarafa pardon, geçmesi. Pardon. Bak, burada bir dakika. Affedersin. Baraja bakıyor. Bir dakika. Burada bir dakika trik var. Burada hile var. Bakıyor. Hayatım bu resimde niye hile var? Müsaade et anlatayım sana. Sen zeki adamsın Sinan. Sara'nın top hareketlendiğini görüyor. Sara bekliyor. Belki bir iki saniye daha bekleyecek. Kaleci yerini alacak. Ben onu göremiyorum. Kaleci direkt dibindeyken Sara'nın topa vurduğunu görmüyorum mu görüntüde? Hocam bak. Ben öyle görmüyorum. Sara duruyor. Hala, hocam barajdaki futbolcular kaleciye bakıyorlar. Onu Ersin'e anladık bakıyorlar. Hayatım. Onu anladım. Sarı Sarı şu anda topa vurmuyor ki. Olmuş bitmiş, boş ver artık. Topa şu anda vurduğunun garantisi var. Düzelmez. Belki bir saniye daha bekliyor. Bu düzelmez. Hakem burada düdük çaldığı anda Ersin hala direkt dibinde diyor arkadaşlarımız yani baştan gelenler. Görüntüyü verin bana. İşte orada. Velev ki direkt dibinde. Net şekilde düdük sesi duyuluyor diyor hocam arkadaşlar. Yanlış ya, bu pozisyonla ilgili hakem bu pozisyondan dolayı Beşiktaş'ı yaktı denmez mi? Olmaz mı? Hayır demiyorum, ben ona demiyorum. Sen ne istiyorsun demiyorum. Şimdi bunu göndermek diye. Abi Ersin der kaleci adam. Kendisi Ersin hatalı bence orada. Ersin hatalı. Oyunu takip edeceksin. Baraj kurulmuş. Herkes bravo, bravo abi. Bir çabucak yerine döneceksin. Daha acele edeceksin. Ersin tabii daha acele edeceksin. Daha acele edeceksin. Evet Ersin der mi ben hatalıyım diye. Demez. Buradan bir şey çıkmaz. Doğru. Ama temin söylediğimiz pozisyonlarda sonuna kadar haklı. Başka pozisyonlarda. İlk yarıda atılması lazım Davinson Sanchez'in. Hiç lamı cimi kadar Barış yok. Barış Alper bile şüpheli. Barış Alper'in gibi. Barış Alper bile olabilir. Şimdi bak hocam orada. Barış Alper de olabilir. Şimdi hocam kaleye orada. Gidiyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Ama o pozisyonla ilgili konuşamadım. Giovanni Pambrokos. Bak söylüyorum. Şimdi o pozisyonda çapraz olabilir. Fakat. Barış'ı verin. Barış'ın görüntüsünü. Abdülkerim abi konuşurken Barış'ı verin. Ver. Arkadan bir görüntü var. Onu göstersinler. Bak Ertem. O pozisyonu bir göstersinler. Bu değil ya. Barış Immobile gole giderken. Bu. Bakın. Bu görüntü değil, bu değil. Şimdi hoca niye öyle diyor biliyor musun? Hatta bazı yorumcuları da dinledim buraya gelmeden önce. Hoca gibi düşünen, bu sarı kart yeter diyenler. Barış Alper yetişemez. Evet, arkasında kaldı. Önü açık. Hafif çaprazdan Muslera ile karşı karşıya kalacak. Sol tarafta bir Galatasaraylı oyuncu var. Yetişme ihtimali olabilir mi? Olabilir. Bak olabilir. Fakat bir şeyi kaçırıyorlar. Gol şansı diyoruz değil mi? O yetişirse Barış Alke'ye, Immobile'ye onun tuttuğu adam bomboş kalacak Beşiktaş Kalesi'nin önünde. Çünkü anlatabiliyor muyum? Galatasaraylı oyuncunun, stoperin, Immobile'ye yakın olan adamın, yakın bir adam var diyorlar ya o yetişir diye. Evet. Yanında başka Beşiktaşlı var. O Immobile'ye yakalarsa Immobile topu onun bıraktığı bomboş Beşiktaşlı'ya çıkarır. Bence pozisyon zaten %100 gol pozisyonu düşmese. Foul yapılmasa. Bence de. Bence %100 gol pozisyonu. Yani adam yetişse bile öbür oyuncu, öbür oyuncunun yanında beyazlığı var. Ama pardon. Yine kriter FIFA koy. FIFA bir sonraki hamleyi düşünmez. Peki FIFA şunu mu düşünüyor? O adam 20 metre var arasında yakalar diye mi düşünüyor? Bak. Nasıl düşünüyor? 3-4 tane opsiyon var. Bir. Sen bana yakalayacağını iddia edebiliyor musun? Müsaade edin. Cepheden gelmelisin. İki. Başka hiçbir oyuncunun az da olsa yakalama şansı olmayacak. O zaman buna tamam. Bariz gol şansı değil. Tamam hocam nasıl yakalamışlar? Şu an ben bu pozisyonda... Sana var diyorsun baktım, değil mi sen? Baktım defalarca baktım. Bu pozisyonda kırmızı kart yanlış olurdu diyorum. Neden? Hangi gerekçeyle? Bu gerekçelerle işte söyledim ya. Yakalayar mı diyorsun adam?
buradaki adam yakalar mı diyor? %100 yakalar diyemiyorum ama %100 yakalayamaz da demediğim için. Şüphe hakem de bakın, o arkadaşlar, zaman hakem de senin gibi mi düşünüyor? Şimdi hukukta bir kural var. Şüphe sanık lehinedir. Doğru. Ufacık da bir şüphen varsa lan bu cinayeti bu herif işlemedi hüküm kılamazsın. Şimdi futbolda da o adam şunu diyorum. Diğer Galatasaraylı oyuncunun %100 yakalama şansı vardır diyemem. Ama %100 yakalama şansı yoktur da diye. Hakem ne diyor o zaman? Hakem diyor ki %100 yakalama şansı var diyor demek hakem. Hayır. Niye vermiyor? %100 yakalama şansı vardır yoktur diyorsan bu fludur. İki. Tamam. Çaprazdan giriyor, yandan giriyor, cepheden gitmiyor. Bu da bir negatif kriterdir kırmızı için. Ne kadar cephede? Hocam korner bayrağın oradan gelmiyor ki adam. Fark etmez ya. Benim çaprazı görüyorum. Hocam oradan gitti abi, mi kaleciyle? Bunları ben söylemiyorum. Bunları FIFA talimatlandırmış. Hocam FIFA'nın talimatlarını hocam, sen yorumlarsın. Bir saniye bir dakika ama. Hocam siz geçen sene demiştiniz ki bütün flu pozisyonlar Galatasaray'ın lehine veriliyor. Tamam. Hatırladınız mı? Evet. Onlardan biri o zaman Icardi'nin flu pozisyonu. Icardi'nin daha maçın başında penaltı verecekti 25. dakikada. Icardi'nin pozisyonu %100 penaltı. Hayır hocam ben kim siz dediniz diye söylüyorum. Kim derse ki Icardi'nin pozisyonunda Icardi kendini yere atıyor. Bu darbenin Icardi'nin düşmesine hiçbir etkisi yok. Ben itiraz ederim. Icardi'nin pozisyonu %100 penaltı. Flu ise hakem vermedi işte. Peki. Penaltı. Gelelim Giovanni Van Bronckhorst'un açıklamalarına, Jetson'un açıklamalarına. Mağlubiyet üzücü. Oyunu genel itibariyle beğendim. Özgüvenli ve domine eden bir oyun oynadık. Bugün sahada bir takım futbol oynamak istedi. Bunun biz olduğunu herkese gösterdik. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ceza alabilirim. Kasımpaşa maçında takımın başında olmak istiyorum. Diyor Giovanni Van Bronckhorst. Neden Galatasaray'ın 9 kişi 10 kişi oynamadığını anlamıyorum. Bize yapılan fauller inanılmazdı. Buralardan kırmızı kart çıkmamış olması inanılmazdı. Hakem tarafından korunmadığımızı herkes gördü. Biz Beşiktaş olduğumuzu gösterdik. İkinci golde Ersin henüz direkt dibinde barajı yaparken hakem düdüğü çaldı. Bununla ilgili bir açıklama lazım. Rakip her şeyi yaptı. Çift atlama, mideye vurma, forma çekme. Bak burası çok önemli hocam. İkinci golde Ersin henüz direkt dibinde barajı yaparken... Dur. Hakem düdük çaldı. Dur. Önüme şu anda Yavuz diye bir kardeşim videoyu kesmiş. Eyvah. Yayıncı kuruluştan gelen videoyu atmış. Önce elinizi vicdanınıza koyun. Ben her zaman biliyorsun hocam. Al bakayım. Al tekrar varım. Hocam al sen bakayım. Bu akşam Galatasaray avukatlarına falan mı söylüyorsun? Dürüst konuş Ertem. Sen dürüst adamsın. Ertem. Ben hak yemem kardeşim. Sen bu akşam ne hak yemem? Yıllarca doğradın milleti ya burada ya. Neyi doğradın? Hocam sen ben söyledim ama demin zaten. Yok, söyle bana göster gördüğünüzü. Söylüyor sanki. Sinan. Hoca bu akşam. Sevgili arkadaşlar. Bak hoca bu akşam. Arda ve Galatasaray'ın avukatı olmuş. Ben Arda'nın avukat değilim. Gelen mesajları falan gösteriyor. Arda kötü falan, maç yönetti. Falan delil sunuyor falan Ertem'e. Ertem'e delil sunuyor falan. Hayır. Sosyal. Allah Allah. Ne diyorsun? Yok ben ama demin o dedim ya. Arkadaşım. Ertem söylesene. Gabriel Sara topa vururken Ersin yerinde görünüyor gelen görüntüde. Ben Arda'yı maç yönetemedim. Kötü maç yönetti. İki. Şu anda Ertem'e gelen Akan Friki'yi gösterdim. Akan oyunda. Sara topa vurulan Ersin yerinde. Doğru mu değil mi? Doğru. E nasıl oluyor bu? Ama ben demin fotoğrafı da verdim ya zaten. Oğlum o fotoğraf ensantane. O fotoğrafta Sara'nın topa vurduğu görünmüyor. Efendim? Hocam düdüğü duyduğu anda diyor ki arkadaşlarımız koşarak oraya gitti. Onu niye söylemiyor nereden diyorlar. Nereden biliyorlar? Hani nereden? Ben topa vurduğun yerinde hocam biz görüyorum. Yavuz arkadaşımıza mı inanacağız? Ben gördüğüme inanırım. Neydi? Yavuz hırsız ev sahibi bastı. Kardeşim ben gördüğüme inanırım. Hayır tamam. Hocam bana göre de öyle. Ama çocuk hocam Van Bronckhorst yalan söyler mi? Tabii ben mi yalan söyleyeceğim? Kaleci Ersin yalan söylerim. Hayır hocam. Van Bronckhorst yalan değil. Van Bronckhorst bilgisiz. Fakat, bir dakika. Bir İkinci şey golde Ersin henüz direkt dibinde barajı yaparken hakem bir düdüğü çaldı. Bununla ilgili bir açıklama lazım. Söylüyorum. Rakip her şeyi yaptı. Çift atlama, mideye vurma, forma çekme. Bu şekilde skor almamız zor oluyor diyor. Bitmedi galiba. Bununla ilgili açıklama lazım diyorum değil mi? Hakem düdüğü. Tekrar söylüyorum Van Bronckhorst. Uluslararası futbol oyun kurallarıyla yönetilir. Bir barajda hakem top sabitse, çizdiği köpük çizgilerin hudutlarındaysa, defans oyuncuları baraj yerini almışsa ve çizgiyi köpük çizgisinin arkasındaysa, ben kaleciyi de maleciyi de yemişim, düdüğü çalarım. Yerine geçersin, geçmezsin, o anda su içiyor olabilirsin, oturuyor olabilirsin, seyirciye laf yetiştiriyor olabilirsin, topu filenden alırsın kardeşim. İşte sana açıklamam bu. Ne oldu bilmiyorsan, uluslararası oyun kuralları kitabını aç, orada bu yazıyor. Abi neler olmuş beyler, maçta? Ne oldu şu anda? Maçta neler ne olmuş? Dayanmış, şok yaşamış durumda.
Şu anda karıştı. Feyyaz Hoca yayına çıkmak istiyor. Feyyaz Hoca'nın içine girdi. İçinden geçiyor şu an. İçine girdi. Hoca bak Feyyaz'a dayanamadı. Şu an Feyyaz televizyona girdi biliyor musun? Ha, şimdi biz burada Galatasaray'ı savunmuyorum da. İnandığımı söylediğim vakit Galatasaray'ı savunuyor oluyoruz. Geçen sene Galatasaray hakemlerle olduğu flu pozisyon, kara borsa derken Galatasaray düşmanıydık. Çünkü Türkiye alışmış. Hocam. Herkes birilerinin yancısı gibi hissettiriyor Türkiye'de. Bu siyasette de böyle. X kanalında iktidarı eleştirir. Y kanalında iktidarı över. Arası yok mu bunun? Doğru söylüyorsun. Ben inandığımı söylüyorum. Senden cevabı aldım. Sen arasısın. Bugün Beşiktaş. Ben sevgili Ahmet Çakar'dan cevabı aldım. Evet. Bugün Beşiktaş kaybetmeyi hak etmedi. Mağlubiyeti hak etti mi? Hayır. Hak etmedi. Ama mağlubiyetinde hakemin dahli var mı? O da hayır. Nasıl? Var işte ya. Bence hocam ya. Yapma ya. Bence tezat oluyorsun ya. Sence var mı? Ya var. Var. Tezat oluyorsun. Hocam rakip 10 kişi kalıyor. Ya 10 kişi kalmak ne demek? Penaltı verilmiyor. Penaltı dayı. Ya ne penaltısı hocam ya? Öyle penaltılar. Koca. Ne penaltı? Hocam sen niye Ahmet Hoca'ya? Ahmet Hocam niye sürekli şey yapıyorsun? Yani hocam vallahi sinirleniyor Sinan abi. Sinan abi ne yapıyorsun? Ama Sinan abi yapma. Sinan abi ne yapıyor? Hayda. İçme ya. İçme abi. Ne bu? Gazoz mu? Gazoz. Senin miden gazoz. Ona sinirlendin ama miden geçenim. Senin miden şey. Jetson Fernandez'i açıyorum. Kudurmuş durumdayım. Ne oldu gene? Ya bir şey söyleyeyim mi? Türk gençlerine yazık. Ne oldu gene Allah aşkına? Bu işten milyonlarca euro kazanan adamlar halkı yanlış bilinçlendiriyorlar. Örnek bir Van Bronckhorst. Niye? Şunu söylemiyor. Ersin. Tamam geç geçtin güç geçtin filan. Ulan Osimhen bomboş etrafında 2 metrede kimse yok. Kalkıp kafada havada durup kafayı köşeye vuruyor. Hocam orada bir konuşuyor. Şey söyleyeceğim. Osimhen'in etrafında Pique'yi Sergio Ramos'u koy. Hiçbir şey olmaz orada hocam. Yo, kusura bakmayın. Onun için Giovanni Bambroncos olmaya gerek yok. Osimhen. Hocam Osimhen Aydede'ye öpücük atıyor hocam orada. Aydede'ye çıkıyor atası? Yani. Hocam, kimin hatası? Orada hocam. Doğan'ın kanunu hocam. Kusura bakmayın. Osimhen oynar. Orada Osimhen oynar. Orada defans oyuncular Osimhen'e yapacağı hiçbir şey yok. Ne? Osimhen. Çünkü bu i̇nsan tip duran toplarda haksız bir rekabet. Hocam, çünkü uzun. İnsanüstü bir şey. Herkesten uzun bir hocam ya, adam. Her şeyiyle uzun. Hocam yükseliyor. Ben sizin yaptığınızda itibar yükseliyor. Türkiye'nin en büyük stoperlerinden biri. Kimin hatası yenen gol? Stoperlerin hatası. Buyurun. Tutamıyorsun işte. Neyi tutamıyorsun? Tutamıyor. Hocam tutabilecek adam var mı? Sen bir yapış ona. Söyleyeyim bakayım. Osimhen'i Türkiye, dünyada, Avrupa'da tutabilecek adam var mı? Ertem'cim bir şey söyleyeyim. Sakin ol. İyi de Apo abi her şeyle uzun demek. Her şeyle uzun dedi. İş şimdi futbola geldi değil mi? Bravo Abdülkerim abi nereye geleceğini anladın. Şimdi futbola geldi. Hayır. Hoca nereye getiriyor şimdi, olayı? Büyüksün. Ya, şimdi. Ne veriyorsun? Abdülkerim abi. Bir dakika. Ben şimdi, anladım olayı. Hakemden şimdi, çıkarıp futbol. Bir anda hocam futbol konuşuyor. Kardeşim. Ya bak, hakem kötü maç yönetiyorum. Çıldıracağım ya. Ya hocam hakemi bırak. Şimdi stoper dediğin insanlar. Abi dur benim hararetim var. Ben bundan böyle bir şey var. Santraforla yapışırsın hiç, adam hiç. Adama. Onunla koşarsın tamam mı? Koşmazsan bu hatadır. Koş sen. Vursun bakalım şey o kadar net vuruyor mu? Boz çıkarken boz. Sen adamı bırak. Çok güzelmiş be. Ben de çok beğendim. İç o zaman babacığım. Verin bakayım bir de ben içeyim. Ben kola sevmem. Ya abi, Sarıyer Süper Lig'e geçmiş. Çıksın ya. Çok seviyorum Sarıyer'i. Lacivert beyaz martılarım benim, hocam, benim ya. Hocam benim Sarıyer'imi de Sarıyer ya. Buradan Sarıyer'e selam. Hocam benim Sarıyer'imi de var ya. Ben Sarıyer'im. Bu daha güzel. Beyaz bak. Buyur hocam işte. Gelsin. Kardeşim Mutlu Çelik. Barış Alper oradan gol olur mu? Barış City göndersin bize. Bariz gol şansı kırmızı kart arkadan bitiyor. Kaldırsana. Bravo Mutlu Çelik. Sandalyeyi kaldır. Beşsami gitsin. Rasim'e bak Beşsami gibi. Ne oldu? Bana öyle bir küçük sandalye Emrah gibi oldu. Beşsami gibi. Alçak sandalye krizi vardı. Beşsami gibi Rasim'e bak. Ya. Evet Allah sevgili seyirciler bir Jetson Fernandez'in açıklamasına geçip sonra esas bomba geliyor. Feyyaz'ı dinleyemedik. Feyyaz ne dedi ya? Yok geliyor. Bağır Jetson'un açıklamasından sonra. Ya özür dilerim Apo ya. Hocam bir dakika ne olur ya. Jetson'u da bir görelim. Ben Jetson. Feyyaz. Ertem Jetsoncu. Bırak Feyyaz'ı dinleyelim. Tamam. Jetsoncu. Jetson Fernandez gelsin. Niye gelmiyor? Biz mağlubiyeti kabul ediyoruz ama bugünkü hakem de adil değildi. Kötü hakem yönetimi tarafından da cezalandırıldık. Haksızlığa uğradık. Kartlar, fauller. Neredeyse aksiyonların çoğunda aleyhimize karar verdi. Galatasaray'ın ikinci golünde kalecimiz daha barajı kurmadan hakem maçı başlattı. Kurdurma. Bu çok kurdurmadan hakem maçı başlattı. Bu çok yanlış. Daha barajı kurdurmadan hakem başlatıyor. Lan oğlum biz demin görüntüde barajın kurulduğunu görmedik mi? İki oyuncu esas durumda yan yana duruyorlar. Nasıl baraj kurulmadı? Bunlar milyon kazanan yalancılıklar ya. Hocam yalancı demek. Ya peki ya. Ben itiraz ediyorum. Baraj kurulmuş ya.
İki tane adam duruyor, böyle duruyor. Bir de terasın yüzünden korumuşlar. Ama sen meseleyi anlamamışsın. Ne olur delireceğim. Hocam, hani yorum yapmayayım diyorum. Ya, ya hocam, ben ne kaleci görüyorum? Ersin. Evet. Hocam kaleci Ersin. Evet. Barajla bak dönmüş orada iki kişilik barajla. Beşiktaşlı futbolcu dönmüş. Ersin'le konuşuyor. Şu anda düdüğünü çalıyor. Nereden biliyorsun? Evet. Bu fotoğrafta hakemin. Hocam düdüğünü çalmış burada. Nereden çalmış. Biliyorsun? Düdük orada sesini Ersin biliyorsun. Kaleye nereden geçiyor. Nereden biliyorsun? Bu pozisyon normal pozisyon, bana takılma ya. Yok hayır hayır. Buradaki kırmızılar var ya burada. Hayır şu Sinan abi. Abi yani. Tamam okey. Okey ama hani iki kişilik barajda hakem oyna diyor ama orada Ersin barajla konuşuyor peki, çocuk. Barajla biz, dönmüş. Şu, bir dakika hakem şunu mu bekleyecek? Ersin'den şunu mu bekleyeceğiz? Geçin al. Hocam ben barajı hallettim hadi attır. Hani Ersin'den şey izin mi isteyecek hakem? Ya yapma bu olan. Hayır hayır ben bak orasında yani, değilim. Böyle bir ben, şey yok. Hocam senin yani, söylediğin bölümü yanlış, söylüyorum. Yanlış. Buradan hakem bir şey kaleciyi, hakem kaleciden iki defa onay alır. Penaltı atışında hazır mısın evladım? Tabii. Bak penaltıyı atacak oyuncu 9 numaradır. Çünkü kaleci bilmek zorunda penaltı kimin attığını. Çizgide misin? Tamam mı? Tamam abi. Buyur at dersin penaltıda. Bir de maç başlıyor. Kaleci de dersin ki okey miyiz? Yerinde misiniz? Okey mi? Onlar için hocam de... futbolun hiçbir adaleti kalmamış. Rodri'ye bile sen... Ballon d'Or verdiler ya. Boş sen... ver. Neyse. Aynen ya. Bir şeylere... Değil, ben bunu kabul etmiyorum. Ben Arda kardeşlerin de Galatasaray'ın da avukatı değilim. Hocam bu akşam... Ya hocam, değilim. Akşam Sinan dedi. Olmuş. Neyse. Niye kabul etmiyorsun? Sinan neyse, dedi. Neyse. Hani düşünce Sinan özgürlüğü kardeşimden, vardı. Can kardeşimden tamam. Mesaj geldi. Dinçer mi? Yok hocam. Abdullah Bayraktar kardeşimden. Abdullah Bayraktar... Ben büyük başkana öpüyoruz Apo'cum seni. Ben Beşiktaş'ın oyununu çok beğendim bugün. Vallahi. Ne olmuş top oynadı. Ders verdi. Kim diyor? Hayır o kadar değil ya. Ne var ki onda? Ders verdi kötü. Ya. Bak kötü tamam haline ders adamlar verdi. Şey verdi. Kim oynadı de Beşiktaş'ta? Bir tek Amasya takımıldı. Ötekiler normal takım ya, oyuncusu. Ya bu Semih'e nasıl yıldızlıyorsunuz siz ya? Hocam sorma ya. Serkan, birinci dakikada yaptığı hareket. Çıkarsa geriye yapar. Golle topla girsin. Ya birinci dakika. Hocam hayır. Anladın mı? Nasıl yıldızlıyorsunuz? Sen Icardi'ye ya Semih. Evladım. Benim sayemde ama. Sen niye faul yapıyorsun? Top taca gidiyor zaten ya. Adam gitsin bırak oraya ya. Ah dedim yandık. Oğulcan bak bizim Oğulcan Mustafa hep beraber seyrediyoruz dedim. Eyvah dedim yandık. Sen birinci dakikada kayıp olsayı hatırlıyor musun? Hatırlamaz. Evet. Amatör futbolcu ya. Yapar. Çaprazdan giriyorsun. Geriye çıkar. Hocam, yani vuruyorsun bak, üstelik sağ ayakla vuruyorsun. Sol ayakla vurulur orada. Bak bir şey söyleyeceğim. Bizde bir tane Batshuayi yok. Mesela alternatifimiz. Tabii. Bak düşün. Tek santraforla oynuyorsun. O da fizik gücü iyi değil. Atamıyor, gidemiyor. Ona rağmen normal abi, 34, bir tek 34. Rafa Silva'yla bir de aslan gibi orta saha müthiş mücadele ediyor. Yani Can Siperhane harika. Tamam. Gördün mü sol beki nasıl oynadı? Musa Akuyu. Hakikaten öyle bir ara içinden geçti. Sol taraftan. Musa Akuyu içinden geçti. Oradan atıp sağından yani, geçiyor vallahi. Bak yani, bir Musa bugün Getson biraz kımıldasaydı. Bugün Semih biraz oynasaydı. Bir de biz bu golü 75'te 77'de atsaydık en kötü bir maçı 2-2 biterdi ya. Bak. Hissediyordum çünkü. Yani yeneceğiz diyordum, tamam. Hissediyordum ya. Sinancığım bak bir şey söyleyeyim. Allah aşkına şundan vazgeçelim artık. Bak bu maçın iki golünü dışarı çık Galatasaray'ın. İkisi de ölü top ya. Maçın tamamını izlet insanlara. Herkes şunu der. Siyah beyazlı çocuklar daha güzel oynadı. O bir görüntü görürsün. Fakat futbol öyle bir şey değil kardeşim. Ölü top kullanma becerisi diye bir şey var. Galatasaray ölü top dediğimiz yandan faulleri, frikikleri, kornerleri etkili kullanıyor. Etkili kullandığı gibi etkili de kafa topuna çıkan oyuncuları var. Gün geliyor Abdülkerim Bardakçı'nın kafa golüyle kazanıyorsun. Gün geliyor oynuyorsa Nelson atıyor. Davinson Sanchez atıyor. Icardi kafa golleri atar. İşte Osimhen geldi şimdi o da kafa golü atıyor. Şimdi bu bir takımın özelliğidir. Sanki Galatasaray evet kötü oynadı ama ölü top avantajı var. Bir dönem toprağı bol olsun. Daum'un bir takımı vardı biliyorsun değil mi? Fenerbahçe habire... Ölü toplarla maç alıyordu. Doğru, doğru. O Luciano'lar, Lugano'lar. Galatasaray bu sezon 16 resmi maçta 18 gol. 2005. 18 duran top golü. Galatasaray oyun olarak seni tatmin etmemiş olabilir ama. 2005 sezon. Galatasaray takımının 2005. Duran top kullanma silahı var. Tamam. O silahla bugün maçı kazandı. 18 açık. Duran top. O silahla doğru. Bugün maçı kazandı. Beyaz o silah olmasa kazanamazdı. Öyle bir o kazanacak gibi oynamadı. Ama bu da bir takımın özelliğidir. Hocayı da oradan takdir etmek lazım. Demek ki çalıştırıyorlar. Ayıp. Nereye kesilecek, kim atacak, kim nereye koşu yapacak. Ya. Onun için Galatasaray bu konuda yani
takdir ediyorsun. Ölü toptan attılar. Ölü toptan herkes gol atamıyor. Bir Davinson Sanchez'in özel röportajı var. Tabii ki. Davinson Sanchez'i Davinson Sanchez'i bir ekrana getirelim. Davinson Sanchez'in bir özel röportajı var. Serkan ses mi gidiyor arada sırada ya? Ses mi gidiyor arada? Serkan ne benzettim de. Serkan ses gidiyor mu arada? Benim ses gidip geliyor. Öyle bir mesaj abi geldi. Nihat kardeşim ne yapıyor? Ben Feyzo'yu merak ediyorum ya. Abi ben niye Feyzo'yu dinleyemiyorum? Bizim kibar Feyzo'yu. Ama bir Davinson Sanchez'i verelim arkadaşlarımız hemen o düşsün gündeme. Özel röportajı olduğu için erken girelim. Davinson Sanchez'le konuştu arkadaşlarımız. Bir izleyelim bakalım. Davinson, can you describe your goal? Özel. Can you describe your goal? I think good free kick, right position, so nothing else. It's all right. What do you think about match? That difficult first half, but then we managed it. We tried to play our football and we create a few chances more. And yeah, then they put the back one goal, and I think we playing with the standard that we wanted. So that's all right. Last question: do you have a message for the fans? For the fans to enjoy, for the fans to keep supporting us, and of course for the Turkish people, tomorrow is the Republic Day, no? So enjoy as a nation that you deserve it. Thank you. Davinson Sanchez Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Çok senin gözlerinden öpüyorum. Adam gibi adam Davinson Sanchez. Peki bir şey söyleyeceğim. Mükemmel, güzel bir röportaj. Bravo Mehmet Batuhan. Beni bugün Galatasaray tribü ayak yıkıklığına uğrattı ya. Hiçbir böyle gösteri 29 Ekim gösterisi. Vardı. Görmedim ben. Vardı. Bayraklar gördüm. Falan. Bayrakları gördüm. Hayır. Böyle açıyorlar bütün stat. Koreografi anlamında mı? Koreografi görmedim. Bandoları gördüm. Vardı belki. Dikkat mi çekmedi ya? Koreografi görmedim ben. Yok görmedim. Ama. Ben de görmedim. Hayır Fenerbahçe maçındaki koreografi farklıydı. Yani görmüşlerdeki başlama. Da... Evet görmedim. Görmüşlerdeki başlama vuruşu esnasında. Öyle bütün şeyde Mustafa Kemal Ulu Önder'in. Gözleri. Sana bir tek cümle. Her şeyimiz sana borçluyuz. Yazısı yeter. Tabii. Aynen öyle değil mi? Yani yaptılar mi diyorlar ama tabii biz... Ben görmedim. Belki de yaptılarsa da özür dilerim. Görmedim ya. Şimdi Ertem, sen bana kasıtlı mı yapıyorsun orayı? Estağfurullah. Hayır, şimdi Davinson Sanchez gerçekten güzel konuşmuş. Beyaz futbola özel. Nasıl Ertem, geliyor gördün Davinson mü? Davinson Sanchez adam mıdır? Soruyorum. Adamdır tabii. Çocuğunu gördün mü? Dünya tatlısı. Dünya tatlısı. Dünya güzeli. Bak yemin ediyorum dünya güzeli. Erkek çocuğu. Hocam. Hani, kız galiba değil mi? Bir arkadan göstersenize. Seviyorum biliyor musun? Kız mı erkek mi arkadaşlar? Maç bitince o çocukları falan küçük sahaya getiriyorlar ya. Tabii anneler yani tribüne salıyorlar çocukları. Bak oğlu. Bak çok Allah'ım güzelliğe bak maşallah. O da futbolcu olacak. Hocam çok tatlı ya. Kolombiyalı değil mi çocuk? Kolombiyalı. Nereli Kolombiyalı? Kolombiyalı. Davinson Sanchez. Ama çok iyi futbol. Bir şey söyleyeceğim. Sinan abi gelmiş en iyi yabancı stoperlerden biri. Popescu filan sonra. Belki Lugano. Bizim Zago, Mago onlar. Zago, evet. O siklette yani hocam. Kriterleri o. Şimdi bir Sayın Ertem, Hüseyin Yücel'e ve Feyyaz Uçar'a... Hüsnü abi uyumadan, Hüsnü Özkaya'ya, Hüsnü abime, Erkan Özkaya'nın babası bizi seyrediyor şu an Kumla'dan. Hüsnü abiye çok selamlar. Baba bizi devamlı seyreder. Hüsnü abiye çok selamlar buradan. Hüseyin Yücel'e gidelim şimdi. Evet. Sevgili seyirciler, Hüseyin Bey'e ve Feyyaz Uçar'a, Feyyaz Hoca'ya bir geçelim. Neler söylemişler? Son derece sert açıklamalar. Kendilerince haklı Beşiktaş. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu 3 gün önce Ahmet Hoca ile gittiğimiz toplantıda aynen şunu söylemişti. Tam 5 defa tekrarladı bunu, 6 defa. Not aldım. Notlarımın arasında var. 6 defa söyledi. Kafasının arkasında tilki olanlarla bu zihniyetlerle yolumuza devam etmeyeceğiz demişti. Israrla Hüseyin Bey dedi ki kafasının arkasında tilkiler var dedi. Ne tilkisi bu ya? Hakemlerin. Tilki kümesi var ya bunların kafasının arkasında. Tilki kümesi var. Doğru vallahi. Ne tilkisi ya? Tilki kümesi var bunların kafasının arkasında. Bunlar yeni mi oluyor yani? Bu Arda kardeşlerin ilk vukuatı mıdır? Zorbay Küçükler, Halil Mutbelerler, Atilla Karaoğlanlar. Bunların kafasının arkasında bir tane tilki falan olsaydı. Tilki kümesi var bunların kafasında. Ama hala ben yoluma devam edeceğim. Ya et. Bunlarla devam edersen etmez her abi. Gün birisi böyle, her kulüp bir gün böyle çıkar açıklama yapacak. Herkes de bu açıklamaları ben sana söyleyeyim mi? Yiyeceksin. Bir iki, öyle anladım arkadaşlar. Bak, öyle yalandan kasmayacaksınız bu arada, abi. Ben bu arada kardeşler hakemlikten başka hakem tanımam bak, demek. Böyle bir iki tane böyle yanlış çesmektir. Yapsın. Bak şimdi ben çok merak ediyorum mesela. Ferhat Başkan'ın. Beşiktaş'ın o kaşarlanmış. Ferhat Gündoğdu Başkan desin ki. Twitter'ı paylaşır mısınız ikisi? Ya Sinancığım. Sen haksızsın.
bu kartlar doğru değil, Davinson Sanchez hayır değildi deseydi tamam derim. Ben merak ediyorum mesela. Ben Ferhat Başkan'ın da, yani mesela onun için şeffaf olun diyorum ya. Ferhat Başkan mesela yarın açıklama yapacak. Mesela. 24 saat yeni bir kural tamam. Gereği mesela, 24 saat incelemeye geçeceğiz diyor UEFA gözlemcilerinde. Ben Ferhat Gündoğdu'ya inanıyorum. Ama kulüpler kabul ederse. Ben Ferhat Gündoğdu'ya inanıyorum. Kulüpler Birliği kabul ederse. İnanıyorum, iyi niyete inanıyorum, bilgisine de. Bana desinler ki açıklasınlar. Davinson Sanchez hayır, hakemin kararları Davinson Sanchez'le ilgili doğrudur. Barış Alper konusunda doğrudur desin. Eyvallah ben bir şey ikna olurum o zaman. Acaba ne diyecekler çok merak ediyorum mesela. Farz et doğru dedi ikna olacak mısın? Ederim. Allah ben Ferhat Gündoğdu ikna olurum. Sen bize hafı alıyorsun. Benim kariyerime hiç saygı duyuyorsun. Hocam bir dakika dur. Bir dakika. Hayır hocam sen karar merci değilsin. Karar merci o. Onun patronu o. Önemli onu. O anlamda söyledi. Aynı anlamda söyledi. Anlıyorum. Değil. Anlıyorum. Sen diyor onun anlamı Beşiktaş. O bakacak. Şimdi kaç puan verirsin Arda'ya bugün? Şimdi bu bak söyleyeyim mi sana? 6. Yok 6 düşün. Hayır hayır hayır. Şimdi puanlamayı Türkiye bilmediği için. Lise gibi söyleyeyim mi lise gibi? Lise gibi söyleyeyim mi? Söyle söyle söyle. Hani lisede en yüksek not 10 mu? 10 ya da 5 değil mi? 19 10 çok çok iyi. 8 iyi. 7 iyi. 6 vasat. 4 kötü. Değil mi? 4 ve 6 veririm. Peki. İkinci başkanımız Hüseyin Yücel. Beşiktaş paylaşım yaptı. O hani kaşarlanmak özür dileyerek söylüyorum sevgili seyircilerimizden. Ben demedim ya. Hüseyin Bey dedi ya. kaşarlanmak kelimesi üzerine Türk Tarih Kurumu'nun Türk Tarih Kurumu diyorum. Tarih bölümü okuduğumuz için. Türk Dil Kurumu. Kaşarlanmak. Arkadaşlar alsanıza onu. İkinci başkanımız Hüseyin Yücel. Bundan sonra bizim maçlarımıza kaşarlaşmış zihniyetteki hakem ataması yapmasınlar. TDK Türk Dil Kurumu. Kaşarlanmak. Hoşa gitmeyen bir davranışa veya bir işe alışarak rahatsızlık duymaz hale gelmek. Tamam doğru. Yalnız Türk Ceza Kanunu'na göre bir insana kaşar dersen hüküm giyersin. Vallahi ama. Hocam Türk Ceza Kanunu'na göre bir dakika. Hocam kadına da kaşar dersen. Kadına da kaşar dersen. Hocam erkeğe de serbest kadına da hayır. Erkeğe de beraber. Hocam bir dakika. Türk Ceza Kanunu'na göre hakemlerin Beşiktaş'tan ve Fenerbahçe'den sürekli puan çalmalarına niye kimse bir şey demiyor? Sürekli Beşiktaş, sürekli Fenerbahçe. Tamam hocam biliyorum. Hakem kararları hiçbir zaman azmi yerde söz konusu olmaz. Türk Ceza Kanunu'na göre. Beşiktaş olduğu zaman, Beşiktaş olduğu zaman Türk Ceza Kanunu. Fenerbahçe olduğu zaman Türk Ceza Kanunu. Türk Ceza Kanunu. Hocam hukuku çok iyi biliyorsun. Tamam ama işin içinde Beşiktaş ve Fenerbahçe olduğu Ercan, zaman hoca bir anda bütün hukuk kitaplarını ki Türkiye'nin en büyük hukukçularından biridir. Ya bakmayın doktor olduğuna. Bakmayın. Beşiktaş ve Fenerbahçe olduğu zaman kork. Ey Fenerliler, geçen sene bu abi bir dinle be. Bir dinle. Geçen sene bu abiniş. Bu abiniş. Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ortak yürüyorlar. Bütün flu pozisyonlar Fenerbahçe'nin aleyhine. Evet. Fenerbahçe'yi Nedim? Boğuyorlar diyen kimdi bu ülkede? Sendin. Ben inandığımı söylüyorum. Bu Sendin. Akşam maçta Beşiktaş'ın kaybıyla hakem kötü maç yönetti. Sendin ama aynı Ahmet Çakar. Bunları söyleyen Ahmet Çakar geçen sene bunları söyledi. Senenin sonunda da Galatasaray alnının akıyla, ak sütüyle gibi Fener şampiyonluğu kazanmıştır. Burada dedi. Bu şimdi çelişki değilse nedir arkadaş? Ben müsaade. Madem Mehmet Büyükekşi'yle el ele yürüyorlar. Ya %100 çelişki. Evet %100 çelişki. Evet. Fakat son hafta Fener'e de yol verdi Mehmet Büyükekşi hakem hatalı. Aa yapma hocam. Şimdi Malbatı'ya kayınca senin değil mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Malbatı'ya kayınca malı götüre ne alkışlıyorsunuz ama? Benim utanmasanız. Bizim Berlin Beştaş'a kimse yol falan da vermiyor. Bir dakika. Ama biz yol falan da istemiyoruz. Ya Sinan utanmasanız bu Ahmet Ahmet Çakar şarkısını söyleyeceksin değil mi şu an? Biz yol falan da bize verilsin istemiyoruz. Biz arkadaşlar. Biz bize yol verilsin falan istemiyoruz. Kim? Hiç kendimize bize imtiyaz falan sağlansın istemiyoruz. Hakkımız yenmesin ya. Bırak hakkımız yenmesin abi. Ne? Dürüst İsteyim olsun bu. Hakemler. Biz başka hoca bugün istemiyor. Hakkınız yenmedi diyor. Ya hocam bugün ortak tuhaf. Diyor ortak. Peki hocam, sana Allah için diyor. Soruyorum. Gökte ortak Allah var. Hocam, Sinan sen dedin seni 40 yıldır diyor. Tanırım. Onu şık. Yaptığın büyük abdestler ruh halini bile anlayacak kadar yakınımdır seninle. Bugün Beşiktaş'ın mağlubiyetinde hakemin direkt etkisi var. Var hocam. Ben yok diyorum. 10 kişi kalsalar 5 kişi sana elemezler. Diyorum. Ne? 10 kişi. Soruyu duydun. Ben Sinan'dan tarafıyım. Ben Sinan'dan tarafıyım. Ne biliyorsun? Ben Sinan'dan tarafıyım. Ben Cevap abi de. Hayır. Çağır diyorum. Hayır. Nasıl hayır?
Hayır hocam, Galatasaray bir şekilde kazanırdı o maçı yani. Bunu anlamadım. 10 kişi kalırsa, 10 kişi kalsaydı bence değil. Kazanırdı. Ben anladım. 10 kişi kalırsa kazanır mıydı? Beşiktaş'ın bugünkü mağlubiyetten aşevin etkisi yok. 10 kişi kalırsa kazanırdı. Yazıklar olsun sana, biliyor musun? Allah yazıklar olsun. Yazıklar olsun artık. Objektif Ersan. Sen bir daha sana odada böyle yapma. Sen ben odana girince bana böyle yapıyorsun, yapma. 10 kişi Galatasaray'ı nasıl yenecek şu Beşiktaş'ı? Objektif Ersan. Allah ya Sinan abi, bir şey söyleyeceğim. Kardeşlerimi küçümsemek için söylemiyorum. Tayyip Talha'yla Onur Bulut oyuna giriyor. Galatasaray'da Batshuayi oyuna giriyor. Dede kulübesi, derinlik berbat. Yani nasıl oyunu alsın Beşiktaş'ı? O bir kriter değil. Ama bir şey söyleyeceğim. Hocam bak, hoca başkası bir şey söylediği zaman hiç o bir kriter değil. O bir kriter ama değil. Bugün, ne kriter? Şey Ölçeme beni yürüyeceğim. Ertem'ciğim. Ertem'ciğim, paylaşımlar gelsin. Ertem, bu isimsiz kahramanlarla, fazla şöhret olmayan, fazla yıldız olmayan kahramanlarla bugün Beşiktaş Galatasaray'ı boğdu ama öyle deme. Pek gol pozisyonu olmasa bile tak 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 Başşoy'u koy. Beyefendi. Hayret. Hemen. Sen, her şey beyefendi de karşılıyorum. Hemen. Hocam özür dilerim. Bir saniye. İşin esprisi bir tarafa. Biraz hani bir şey yapalım diyoruz hocam. Eğlenin. Ya. Millet bağırıyor, çağırıyor. Enver'cim 9 kişi de kalsanız yenermezdiniz. Kavgalar çıkıyor. 10 kişi kalsanız yenerdik Enver'cim. Şimdi... Ulan Galatasaray... Beşiktaş Türkiye Kupası finalinde Galatasaray 9 kişi. Başı ben yönetiyorum. 9 kişi kaldı. Beşiktaş yine yenemedi. Sen hakemsin diye. Sen hakemsin diye. Hocam bu sen hakemsin diye. Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe itiraf ediyor. Halletmişsindir orada. Ha evet. İtiraf etti. Halletmişsindir işi diyor. Galatasaray 9 kişi bıraktım ama diyor. Yine yendirtmedim. Halletmişsindir işi. Ultra Aslan Ahmet. Hocam. Ultra Aslan Ahmet. Ultra Aslan Ahmet. Hocaya bir Galatasaray marşı arkadaşlar. Hocaya bir Galatasaray marşı. Bu geceyi Galatasaray marşıyla hocaya bir Galatasaray ayna kapatmıyoruz ki daha şey var. Ne var? 4 tane paylaşım var. Beşiktaş'ta Galatasaray'da bir savunma. Galatasaray Beşiktaş paylaşımı var. Ne? Bir gelsin ekrana Galatasaray'la Beşiktaş paylaşımları. Bak bugün bize gelsin... çok ne yorum gelir biliyor musun? Tavuk, beyaz futbol eskiye döndü 2'lere kadar. Niye ya? Erken çıkıyoruz diye insanlar evet. isyan ediyordu. Evet. Hadi bakalım yürüyün. 2'ye evet. kadar buradayız. Abdülkerim abi kazan çok güzel. Güzelim abi. Sahur yok. Yok. İnletelim Türkiye'yi cimbombom diye Galatasaray'ın maçtan sonra paylaşım ekrana gelsin sesi açalım. O ne terazi mi? Aslan o? Kartalı hocam terazi ya. Değil tahterevalli ya. Tahterevalli mi o? Evet Sinan abi ekrana bakar mısın bir? Ne o? Galatasaray paylaşım yaptı Aslan Kartalı tahterevalliye koydu. Sallıyor. Aslan. Ne var bunda? Hayır ne mesaj veriyor? Aslan Kartalı tahterevalliye bildirmiş. Bir bu bir. Şey yok ki ya. İkincisi yaz. Ben bir şey anlatamadım hocam. Sallıyor diyor. Sallıyoruz sizi. Yani sallıyor. Tahterevalliye de sallıyor işte Kartalı. Devam. Tüyleri dökülüyor Kartal'ın. Çok yaratıcı bir şey olmamış. Bak, devam. Çok yaratıcı. Düdüklerin efendisi demiş Beşiktaş. Bak yaratıcı bu işte yaratıcı. Düdüklerin efendisi. Yüzüklerin efendisi var ya. Yaratıcı bu. İyi de küçük yavru aslan. Yavru aslan. Burada en kötüsü. Bırak aslanı. Düdükleri bırak. Arkada bir tane araba var. Araba Tofaş. Evet. Tofaş Şahin. Türk futbol şike tarihinde. Benim oynadığım maç. Allah sana be sevgili Ergun abi. Ergun Gürsel'in itirafıyla olduğu için. Benim oynadığım maç. Malatya Beşiktaş maçına Ergun abi gönderilen 15-20 tane rüşvet olarak. Teşvik olarak. Oyunculara. Oyunculara teşvik Malatya olarak gönderilen Tofaşlar. Bu yaratıcı. Bu çok yaratıcı. Arkada bak silüette karanlıkta. Arabayı nasıl gördün ya? Ben hiç abi ben baktım mı? Hocam buradaki mesaj da şu. Sizi kimin salladığı belli değil. Yani göstermiyorsunuz. Sizi tahterevalliye kimin koyduğu belli değil. Arkada da beyaz şahinler işte o. Yani Malatya'ya giden. Malatya'ya gidenler. 30 sene topaçlar. Önce. 30 sene 88, önce. 88. 88. 1988'de. O zaman yeri kasa çıkmıştı ya şahinlerin tamam yeri kasa. Niye yok? Niye yok dediniz? Abiciğim Malatya dedik. Biz Malatya Beşiktaş maçı attı giden Bünyamin çıkardı. Ben de vardım. Hayır yok diyorsunuz Bünyamin ya. Bünyamin Bünyamin çıkardı. Bir sonra bir sene evet. Bir sene sonra hatta Bünyamin'i biz transfer ettik bizim. Evet. Kardeşime selam olsun Bünyamin'e. Evet. Denizli Spor maçında çizgiden çıkarmıştı değil mi? Burada Malatya'da evet o zaman doğru. Yani bunu bizim Malatya'da şey çok iyi oynadı bunu gün. Google'a yaz. Malatya, tabii. Tofaş, Galatasaray yaz. Ya Tofaş'a gerek yok ki. Benim resmimi koy daha iyi. Niye? Kardeş Tofaş, Mofaş teşvik birimi. Teşvik birimi tabii. Suç.
O tarihte suç değil. Hocam iğnesine kadar gitti. Türk yargısında kayıtlar da var. Hocam sen iğneyi biliyor musun? UEFA FIFA'da kayıtlar var. Roethlisberger'in Manchester'ı nasıl boğup 250 bin dolar karşılığında Galatasaray ilk Şampiyonlar Ligi'ne soktuğu gecenin şahidiyim diyor. Daha ötesi var mı? O zaman Galatasaray cevap verdi. Hocam, Galatasaray cevap verdi. Rasim. Bunlar birbirine de gece geçecek. Galatasaray cevap verdi. Bu ne? Şşş diyor. Sesi açalım. Bu boru mu ne bunlar? Bu ne? Bu ne be? Ha Kartal. Kartal'ın demir heykeli var ya hani. Ağlıyor ya, ağlıyor işte. Hayda. Çocuk kulüpler birbirine bir gece böyle şey yaptı. Çocuksu bir kavga çocuksu. Ya bir şey söyleyeceğim size. Sabaha kadar böyle bir hafta önce Dursun Özbek Beşiktaş'ta o restoran açılışına falan geliyor. Geldi. Oturuyorlar, rambez, muhabbet, ha. Abi hiç bunların hatırı falan yok mudur? Bir kahvenin hatırı ya, falan. Ya bravo. Ya birisi bir dursun. Vallahi bravo. Bir dursun o da durur belki. O da belki durur. Evet. Yani birisi bir açılama cevap vermezse hani bir dursun birisi. O da durur belki diye, anladın mı? Abi. Ben böyle bir şey görmedim abi. Oturuyorsun bunlar birbirleriyle. Bir de ismi dursun yani. Başkanın ismi evet de yani. Sen ismi orada restoranda. Dur bakalım. Düşün orada restoranda açılışına gitti durur. Dursun Başkan. Şahane yan yana röportaj yapıldı. Bir verdik Ertem bizi evet, burada. Evet, evet, evet. Abi bak birisi vermezse açıklama cevap vermezse hadi ya hadi ben de vermeyeyim. Aa, savaş ben söyle. Aman abi. Abi ben altta kalmayayım. O diyor ki hayır ben diyor de kalmayayım. Niye bunlara cevap vermiyorsunuz? Çünkü niye? Çok bunlar için özel karikatürist yaratıcı adamlar bulmuşlar herhalde koymuşlar oraya. Anladın mı? Yaratıcı koymuşlar. Admin transferi yapın siz ya bence. Galatasaray'la Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye sesleniyorum. Ligin devri arasında siz admin transferi yapın bak, yani. Bak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten. Admin, admin işte bu tweetleri atanlar, bu sayfaları yönetenler. Da, hani Beşiktaş'a burada ağlayan çirkin, çocuk koymuşsunuz admin. Ya. Admin. Ağlayan çocuk. Hele bir Galatasaray'ın canı yansın. Oo. Bak nasıl açıklama yapıyor. Ne? Geçen sene ne dediler be? Galatasaray'ın canı yansın. Bak nasıl açıklama ya, yapıyor. Bak federasyona nasıl düşman oluyor. Bakın görün o zaman. Size peki bana bir bakın şey söyle. Sinan. Türkiye'de. Buyur hocam. Türkiye'de. Şirretlik lafını hakaret kabul etmeyin. Canı yandığında en şirret olan takım hangisidir söyleyeyim mi? En acımasız takımı Galatasaray'dır. En söyleyeyim mi? Galatasaray'dır. Galatasaray abi tartışma. Galatasaray iyi lan geçen sene has adamları Mehmet Büyükekşi'ye dediler ki. Bir Icardi'ye ceza verildi diye. Kılınızı pırtınızı evet. Toplayın gidin. Dünya Türk futbol tarihinin en kötü federasyonu dediler ya. Galatasaray iyi lobi yapar hocam doğru. İyi oldu. Bir şey değil ki bu güzel. İyi bir şey değil ama. Evet ben gidiyorum. Mücadele hocam bu. Dur bir dakika. Osimhen bekliyor. Bırakın hocam Osimhen bekliyorsa tehlikedesin hocam. Söyleyeyim. Şimdi başka bir şey var mı? Başka bir paylaşım? Heh Yunus Akgün paylaşımı var. Bu da çok önemli. Bu da çok önemli. Buyur. İnletelim Türkiye'yi cimbombom diye. Tam bu değil arkadaşlar. Tam versenize bir şeyi ya. Trio pozisyonu var ya. Trio hakemler var ya. Trio'daki evet. Hakemler. Barış Alper'in pozisyonu da kırmızı kart demişler net. Bazı gol pansı. Onlar diye bir ben demiyorum. Sen bugün farklı bir insansın. Hayır ben gördüğümü söylüyorum. Sen bugün farklı bir insansın. Galatasaray Beşiktaş'ın Yunus Akgün'ün cezasından sonra cezasının indirilmesinden sonra yani sadece para cezasıyla geçiştirildiğini söylüyor Beşiktaş. Onunla ilgili 24 Ekim'de bir paylaşım yapmıştı. Alkışlı paylaşım. Galatasaray'da o alkışlı paylaşımı alıp bugün Yunus'u ve Yunus'un skor tabelasını gösterdiği fotoğrafı paylaşıyor. Susun diye, ağlamayın diye. Kimse rahat durmuyor. Ben böyle bir şey. Abi, futbolcular niye bu toplara girerler abi? Eskiden yok. Yok bunu Galatasaray yani. Yapıyor. Galatasaray. Gerek koymuş. Yok arkadaş ya. Gerek yok çocuk ya. Koymamış. Çocuğu niye edep yapıyorsun? Bu çocuk milli takım oyuncusu Ertem'ciğim. Tamam bu da. Bu çocuk milli takım oyuncusu. Ha, yalnız şunu söyleyeyim. Yapıyorlar. Herkes diyor ya Türkiye'de futbolun güzelliklerini konuşalım. Herkes diyor ya futbol Türkiye'de çok kötü. Kimse konuşmak istemiyor. Hayır kardeşim. Türkiye'de o onun dayısının karısıyla ilişkisi falan gibi tuhaf. Herkes birbirini öldürdüğü diziler primaysa. Doğru. Futbolda da kimse güzel futbol, temiz futbol, sağlam hakem kararı istemiyor. Ya. Herkes pislik kaos savaşı. Bu akşam bakın bu kadar başlar. Sessiz sakin bir derbi olsaydı bizim yarın reytingimiz kötü olurdu. Tabii canım ya. Çok canavar gibi bir oldu. Yarın yine reyting rekoru kıracağız çünkü. Göreceksin. Hep böyle, çünkü böyle. Niye? Kaos tabii. Gündem var. Ne yapıyorsun hocam? Bir şey yapmıyorum. Aman hocam. Abi şimdi bir dakika. Her dakika bana bir şey. Ben bacağımı. Tweet oldu. Öldü bitti. Lan oğlum ben bacağımı kaşıyamayacak mıyım ya? Abi böyle yapıyorum. Ben de diğer yere gidiyorum. Gördün. Bir dakika affedersiniz. Ben burada böyle esas durursam anlatayım. Böyle kalırsa ya. Şöyle.
kaç numara? Yok. Yok. Bunu mu istiyorsun? Yok böyle bir şey. Yeter sonra. Çok kısa bir şeyimiz var. Apo abi topalıcı mı? Bir gelsin Devrim Özkan'la. Torreira'nın. Sinan'a bak ya. Sinan. Torreira ile büyük aşk yaşı ya. Ben burada yanında oturuyorum. Torreira ile büyük aşk yaşı ya. Sevgili Devrim Özkan. Bombalacı. Sevgili Devrim Özkan ve Torreira. İlişkisini herkes biliyor. Ertan, Allah bir yastık böyle kocasın. Magazin ilişkileri. Bir gelsin. Ben yaşatmıyorum. Onlar yaşıyorlar. Ben ne yapayım? O zaman bırak bu abi. Evet bir görelim. Mi var? Yorumcumuz Sinan abi. Sinan Engin sizin için diyor ki ya Devrim kızımız Torreira'yı neyle yedirip içiriyor? Nasıl besliyor? Kendi yeteneği. Estağfurullah olur mu öyle şey? Naifmiş bu kız ya. Çok tatlı ya. Naif ya. Bir daha verelim. Yorumcumuz Sinan abi, Sinan Engin sizin için diyor ki ya Devrim kızımız Torreira'yı neyle yedirip içiriyor, nasıl besliyor? Kendi yeteneği. Estağfurullah olur mu öyle şey? Naif. Kız naif. Hadi. İyi akşamlar. Evet. Sessizlik sağlandığına göre biz de buradan bir kez daha Cumhuriyetimizin tadını doya doya çıkartalım. 101. yıl. 29 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz, Atatürk'ümüz, paşamız, dünyanın en büyük lideri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bize sundu. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.